Haleluya. Herkese merhaba. Pazar günü Türkçe toplantımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnternetten bizi izleyen herkese de hoş geldiniz diyoruz. Lütfen hep beraber ayağa kalkalım. Tanrımızı yücelteceğiz ve onun varlığında harika bir vakit geçireceğiz. Amin. Some food.
sanki iç varlığında Rabbin ruhunda akıyor bana cenneti seli taşıyor bende diri su darsın darsın taşıyor taşıyor diri su lan yüreğimde taşıyor taşıyor diri su lan yüreğimde neyde yaşam kılır neyde yaşam kılır Tutsakla kurtulsun Tasın nehir Tasın nehir Tasın nehir bende Bu sevinç hiç bitmez Nasıl ediyoruz biz Tasın nehir Tasın nehir Tasın nehir bende
geliyor. Onu diriliğe yaşar. Kurtar için İsa yaşıyor. Her gün ilan edecek İsa tek yol gerçek sensin. Kurtar için İsa yaşıyor. Kurtar için İsa yaşıyor. Onu dirilişiyle yaşar. Kurtar için İsa yaşıyor. Her gün ilan edecek İsa tek yol gerçek sensin. Kurtar için İsa ve övgü sunalım. Haleluya. Tanrımızı yüceltmeye ve övmeye geldik. Biz susarsak o gülleri kayalar sunacak. Bizi kimse durduramaz, onu öveceğiz. Tanrımıza o gülümüzle düşmanları yeneriz. Rabbe övgü sunun. Övülmeye layık, layık Rabbe övgüsünü. Övülmeye layık, layık. Tanrımızı yüceltmeye ve övmeye geldik. Biz susarsak övgüleri kayalar sunacak. Bizi kimse durduramaz, onu öveceğiz. Tanrımıza övgümüzle düşmanları yeneriz. Rabbe övgüsünü övülmeye layık, layık. Rabbe övgüsünü övülmeye layık, layık. Gülleri görkemledi, bağırın yükseltin yüksek sesle. Tanrı gibi kimse yoktu, yüceltin yüceltin yükseklere. Gülleri görkemledi, bağırın yükseltin yükseklere. Tanrı gibi kimse yoktu, yüceltin yüceltin. Aleluya. Rabbe övgüsünü övülmeye layık, layık. Rabbe övgüsünü övülmeye layık, layık. Rabbe övgüsünü övülmeye layık, layık.
Kısa anonslardan sonra devam edeceğiz. Halleluya. Halleluya. Evet. Övgülerin görkemlidir diyor. Yüceltin yüksek sesle diyor. Hadi hep birlikte halleluya diyelim. Halleluya. Amin. İstanbul Nehir Kilisesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen cep telefonlarımız varsa cep telefonlarımızı kapatalım. Bugün bizi ilk defa ziyaret eden misafirlerimiz aramızda var mı? Var. Evet, hoş geldiniz diyor. Sizin için bir hediye paketimiz var. Ve tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hediye paketimizin içinde ziyaretçi bilgi formu var. O formu doldurup tekrar geri verebilirsiniz bize. Ve tekrar hoş geldiniz diyoruz. Nehirkilisesi.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram, YouTube ve Twitter'dan. Her çarşamba ve her pazar günü Facebook ve YouTube'dan da canlı yayın yapıyoruz. Eğer İstanbul dışındaysanız bizleri oradan izleyebilirsiniz. Ama eğer İstanbul içindeyseniz gelin buraya bize katılın. Burada Tanrı'nın hem mesedişini alın ve hem de Tanrı'nın insanlar aracılığıyla neler yaptığına burada gelip tanık olabilirsiniz. Amin. Doğa odası salı ve perşembe günleri Şişli ofis binamızda oluyor. Saat 4 ile 6 arasında. Katılmak isteyen kilise üyeleri gelip oraya bize katılabilir. Çevrenizde eğer rahatsız hastanız varsa da oraya getirip orada ona dua edebiliriz. Salı ve perşembe akşamları saat 4 ile 6 arasında. Amin. Kilisemizin pastörleriyle görüşmek isterseniz görüşme yapabilirsiniz. Pazartesiden perşembeye kadar. Bunun için önceden randevu almanız gereklidir. Yani bir gelin. Randevu alın. Bayan pastörlerimiz de var, bay pastörlerimiz de var. Konuşmak istediğiniz konuları randevu alıp onlarla konuşabilirsiniz. Kilise üyeliği. Eğer siz de Nehir ailesine katılmak istiyorum diyorsanız, ben de Nehir Kilisesi'ne gelmek, size üye olmak istiyorum diyorsanız, bunun için pastörlerimizle görüşebilirsiniz kilise üyeliği için. Eğer aramızda uzun zamandır geliyorsanız gelin görüşün ve siz de Nehir ailesine katılın. Amin. 12 dersten oluşan temel derslerimiz var. Biz bu derslere yaşam dersleri de diyoruz. Bu dersler her pazar günü saat 3'te burada İstanbul Nehir Kilisesi'nde veriliyor. Almak isteyenler gelip burada bu dersleri alabilirler. Ya da kilisemize yeni geldiyseniz eğer hiçbir şey bilmiyorsanız pazar günleri saat 3'te burada olun. O derslere katılın. Mesih hakkındaki temel öğretileri oradan alabilirsiniz. Amin. Evet, bu çarşamba akşamı İstanbul Nehir Kilisesi'nde tamamen kutsal ruh toplantısı var. Herkes davetlidir. İnternetten bizi izleyenler siz de gelebilirsiniz. Akşam saat 7:30'da İstanbul Nehir Kilisesi'nde. Amin. Perşembe akşamı saat 7:30'da İstanbul Nehir Kilisesi'nde, yani burada dua toplantımız var. Herkes katılabilir bu dua toplantısına. Ve gerçekten dua toplantısı diye demiyorum ama olağanüstü dua toplantısı oluyor. Yani düşünün, bir kişinin duası etkili ama burada onlarca kişiyiz. Her birimizin duası daha güçlü ve etkili. O yüzden perşembe akşamları gelin buraya. Burada hep birlikte dua edelim. Ve gerçek söylüyorum, dua efsane bir şey. Amin. Evet, bugün kilisemizin su vaftizi var. Pastör Hamdi size geliyor. Halleluya. Heyecanlı mısınız? Evet. Nihayet bugün geldi. Amin. Amin. Şimdi fazla lafı uzatmayacağım. Toplantıdan sonra benim sol tarafımda herkes su vaftizi olacaklar, toplanacak. Hem yoklama yapacağız hem de gerekli şeyleri söyleyeceğim. Ama henüz su vaftizi olmadıysanız ve su vaftizi olmak istiyorsanız ve bugün güzel bir öğreti yapacağım. Ondan sonra kayıt olabilirsiniz. Zaman geç değil. Sonra görüşmek üzere. 6:45'te herkesi burada bekliyorum. Amin. Amin. Geliyoruz. Su vaftizi olmayan herkes geliyor pastor. Amin.
Evet, çok güzel bir alana geldik. Ya bu alan tamamen 18 ve 29 yaş arası gençler için bir alan. Dunamis Gençlik Kampı. Ve bununla ilgili Pastör Ergül sizinle aydınlatacak. Evet, maalesef 18'len 29 yaş arası kişiler için bu sene Ağustos 26'dan 30'una kadar biliyorsunuz Dunamis kampımız var. Perşembe günü gidip baktık. Oraları çok değiştirmişler, çok müthiş olmuş. Birkaç fotoğraf da yakında paylaşacağız. Ve herkesi teşvik ediyorum. Pastör Güçlü özel konuk olarak geliyor. Sonunda okeyini verdi, konfirme etti. Onun için bu kampı sakın kaçırmayın. Çok müthiş olacağına eminim. Ayrıca sponsorluk hakkında da birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz her yerde fiyatlar yükseldi ve bu kamp da bu kamp için de geçerli. Kampa gidiş hesaplara göre 450 lira. Ama sponsorluk yapmak istiyorsanız, çok öğrenci var bunların arasında, onlara yardım edeyim, bereket alsın orada diyorsanız bana gelip sponsor artık gönlünüzden, yüreğinizden ne geliyorsa verebilirsiniz. Ayrıca kilise de biraz yardım edebilir ama tabii bunları benimle özel görüşmeniz lazım. Ya benimle ya Pastör Hamdi ile görüşmeniz gerekiyor. Ama sakın kaçırmayın. Ayrıca bu sefer programda deniz kenarına da gideceğiz. Bu daha önceki seneler yoktu. Yani çok müthiş bir plaj bulduk. Onun için gelin, paydaşlık müthiş olacak, mesajlar müthiş olacak, aktarım süper olacak. Yani kaçırırsanız sonradan ağlamayın. Yani ya, diyecek bir şeyim yok şimdilik. Senin yaşın büyük, aynen. Yani gençlik kampı, evet, gerçekten kaçırmamalısınız. Kilisemizin yardım hizmetleri bölümü var. Eğer yardım hizmetleri bölümünde yer almak istiyorsanız Pastör Ergül ile görüşebilirsiniz. Ayrıca Kanal Hayat'ta Pastör Güçlü'nün uyanış programı yayınlanmaktadır. Ve Pastör Leyla'nın Biz Bize programları yayınlanmaktadır. Oradan da pastörlerimizi izleyebilirsiniz. Ve gerçekten Pastör Güçlü'nün programları harika oluyor. Uyanış tamamen. Pastör Leyla'nın programları da çok tatlı oluyor. Hem öğretiyor, hem tanıklık oluyor, hem anlatıyor size. Yani tamamen süper programlar. İzleyin ve mutlaka bereket alacaksınız. Ve tapınma tutumuna geçelim. Tapınmaya devam edelim. Amin. Haleluya. Hep beraber ayağa kalkalım lütfen. Rab, teşekkür ediyoruz varlığın için. Sana tapıyoruz. Bütün övgüyü, bütün yüceliği sana veriyoruz. İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın. İsa Mesih'in adıyla. Sen kutsal olansın, yüce olansın. Amin. Sevgi gelip bizi buldu, alçaldı o çarmıhta. Utancı ve günahı kaldırdı ve dirildi. Her durumda sen sadıksın, fırtınada ve ateşte de gerçek özgür kılan içimdeki İsa Mesih. Sen güçlüsün, sen güçlüsün günah yer.
kurtardın. Yazılmıştır Mesih dirildin. İsa Rablerim abi. Başlangıç ve sonun yok. Ümidin kurtuluşum. Kurtarmak için geldim. Bedeli sen ödedin. Sen güçlüsün, sen güçlüsün. Günah yendin, beni kurtardın. Yazılmıştır Mesih dirildi. İsa Rablerim Rabbi. Tüm dünyada ismin yücelsin, ismin yücelsin, ismin yücelsin. 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 Sen güçlüsün, sen güçlüsün. Günah yedin, beni kurtardın. Yazılmıştır Mesih dirildin. İsa Rablerim Rabbi. Sen güçlüsün, sen güçlüsün. Günah yendin, beni kurtardın. Yazılmıştır Mesih dirildin. İsa Rablerim. Karanlık yaklaştığında
kazançalındığında onda hazır bulun her gün. Doğrulukla kuşanmış, aklanmış tahtın önünde. Halleluya. Rahus hai tama hendere abo Na reka osi andala ba prena uria ba hendu ma haya dai Ye da hasu are heke se bona prina mama ho sabara ba negede asa Ando ri se ba de ama ho sangara ba ye ke de he te o ba haya ra hata Re u ama hatu ama hendere be hisi ara Veda kama usia ramal de levedia do saya mai No dada vai e kente ma ho saya dai Harika isimdir o, İsa'nın ismi.
Ki sana rakip yok, senin eşin yok. Sonsuza kadar yücesin. Kralların kralı, efendiler efendisinden bahsediyoruz. Tüm isimlerden üstün. Dünyada bir takım ünlü insanların ismini sayıyorlar. Kitaplara konu oluyor. Ama bir tek isim var ki onların hepsini üstüne çıkıyor. İsa'nın ismi. Çünkü onların hepsi geldi geçti. Hepsi toprak altında bir yerdeler. İnsanlar onları ziyarete gidiyor. Ama asıl bizim ziyaret edeceğimiz yerde yaşayan bir Rabbimiz var. Amin. O isim beni kurtardı. O isim bana şifa verdi. O isim bana sevgiyi öğretti. Amin. Lütfu öğretti. Amin. Merhameti öğretti. Daha fazla sayamıyorum. Öyle şeyler öğretti ki olgun bir insan yaratmaya çalıştı. Bu hepimiz için geçerli. O ismi iyice tanımanız için yüreğinizi açmanız lazım. İsa'yı yüreğine almadığın, onu merkezi yapmadığın sürece sadece bir isim olarak kalacak. Bazı insanların söylediği gibi İsa peygamberdir diyorlar. Ama biz çok farklı düşünüyoruz değil mi? Ona Rabbimiz diyoruz. Yaratan diyoruz. Onunla her şey mümkündür diyoruz. Öyle bir ücret ödedi ki bizi yoksulluktan kurtardı. Bize zengin olmanın yollarını gösterdi. Onun için hiçbir zaman şikayet etmeyeceğiz. Yürekten her alanda zengin olduğumuzu söyleyip
ona tapılacağız. Amin. Onu yücelteceğiz. Amin. Alçak gönüllükle. Amin. Ve bugün Rabbin o harika isminin varlığı aramızda. Hep beraber ellerimizi kaldırıp gözlerimizi kapatıyoruz. Ve sizi şimdi ruha çağırıyorum. Herkes dillerle konuşmaya başlasın. Ancak yüreğini böyle açabilirsin. Rambom bom bo şikara mandelera. Leberre mendelera sikara bondor yende. Arastokora basikara bembere. Berre mandora. Koryende lara sipera mandelera bo şikara bar. Barra mando koryende lara bar. Beryende sikara bondoruz. Lembem bem bem berra mandelera. Yero şikara bondoro boş. Papar yendeler abo sikara brava. Eller ano sikteler abrondo kotama. Ramande ro sikteler amanda. Rondo rondo ro sikteler abrama. Barra manda o ra sikteler amanda. Bo şikara mondoro. Loro mondoro abrama maş. Eder edese sikteler amanda. Ben bondoro doro sikteler abrama. Beriendelara bosi katara mandala. Londo riendelara brama katara brama. Lara mandora brama maşu. Para mandolara brama maşu. Ona rakip yok. Ona rakip yok. Haleluya. Ona rakip yok. Haleluya. Yok, senin eşin yok, sonsuza kadar yücesin. Senin yok, görkem senindir, tüm isimler üstünsün. Ne güçlü isimdir o. Ne güçlü isimdir o, Kralın İsa'nın ismi. Ne güçlü isimdir o, karşı koyamaz. Ne güçlü isimdir o, İsa'nın ismi. Gerçekten söylediğin sürece önündeki bütün durumlara diyorsun ki defol. Sen bana hakim olamazsın. Benim büyük bir Rabbim var. Onun harika bir ismi var. Onun ismini bir kere daha duymak istiyorsan bütün yüreğinden gelen güçle bağıracaksın. İsa! Haleluya. Aleluya. Rab senin varlığın için şükrediyoruz. Pazar günkü toplantımıza kutsal ruh hoş geldin. Rab bugün sen yüreklerde çalışacaksın. Bugün bizi ruhunla dolduracaksın. Boşlukları dolduracaksın. Ve burada herkes Rab bu kapıdan çıkmadan önce seninle beraber güçlü bir ilişkiye girecek. Dolacak, yüreğini açacak. Bazı çalıyı çırpıyı atacak. Onların yerine senin ruhunu dolduracak. Ve şükrediyoruz Rab, seninle her şey mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Ve bugün imanımızı güçlü bir eyleme döndürüyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. Haleluya. May 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 may. Haleluya. Sevinç. Sevinç. O ismi andığın zaman ister istemez sevinçle dolacaksın. Biz depresyondan değil, zenginlikten bahsediyoruz. Zengin isen daima güler. Amin. Haleluya. İstanbul Nehir Kilisesi'ne hoş geldiniz. Bizi internetten izleyenlere hoş geldiniz. Aramızda kalın. Burası nehir akar. Bakalım Rab bizi nerelere götürecek. Bizde kalın.
Birkaç kardeşi kucakladıktan sonra oturabilirsiniz. Haleluya. Herkes nasıl? Harika. İşte bu lafı duymak lazım. Harika. İyi, iyi lafı yetersiz. İyi. Harika. Harika. Amin. Bugün aramızda ilk defa olanlar var mı? Elini kaldırsın. Hoş geldiniz. İlk defa sizi tanıyalım. İsminiz ne? Hoş geldiniz. İlk defa geliyorsunuz galiba. Hoş geldiniz aramıza. Amin. Bugün Rab güzel şeyler planlıyor. Amin. Halleluya. Vakit geçirmeden bu haftaki müjdeleme faaliyetleri neler oldu? Onları hemen bir alalım Seta kardeşten. Ondan sonra devam edeceğiz. Ya buna ılık su koyar mısınız? Hoş geldiniz. Bizler bu hafta 27 kişiye ulaştık ve 10 kişi iman etti. Rabbe övgüler olsun. Bakalım bu hafta ne tanıklıklarımız olacak. Öncelikle Gülay'dan başlayalım. Merhaba herkese. Çarşamba gününe kadar bu hafta ben çok hastalanmıştım. Rahatsız, halsiz halim vardı. Hatta kusuyordum, midem bulanıyordu. Çarşamba günü kiliseye geldim ve Pastör Ergül'ü teşekkür ederim. Rabbe yücelik olsun Pastör Ergül'ün kalbi için, itaati için. Burada vaaz verdi ve dua etti. Ben anında doğaüstü bir şifamı aldım. Amin. Anında kesildi. Ama o günü hiç anlamadım. Ertesi gün sabah kalktım. Öyle bir enerjik dolu, öyle bir mide bulantım kaldı. Karın ağrım, her şey kesildi. Ve hatta iş yerinde de çok şaşırdılar. Dediler ki sen doktora mı gittin, bir ilaç mı içtin? Dedim ki evet, ben dedim kendi doktoruma gittim, Rabbe gittim. Rabbe yücelik olsun, İsa Mesih büyük bir doktorumuz dedim ve tanıklık Ördü'de yaptım. İnsanlar çok aç. Ördü'de bir iki kişi iman etmişti bu tanıklığı duyup. Amin. Rabbe övgüler olsun. Rabbe övgüler olsun ve Nehir Kilisem'le çok teşekkür ediyorum önderlerim, pastorlarım için. Amin. Halleluya. Evet, şimdi ben de size tanıklık vereceğim. Geçen hafta yaşadığım bir tanıklık. Ben kuaföre gitmiştim ve gittiğimde ilk defa dua ediyordum zaten. Çünkü böyle kendime bir yer arıyordum. Yani oraya girdim. Sonra işte randevu aldım. Sonra tekrar geri gittiğimde kuaför olan bayan, adı Nazlı. Orada çok kalabalıktı. Bir bayan daha geldi. 26 yaşında gencecik bir bayan ve küçük bir tane kızı var. 10 senedir kas kanseriymiş bu da. Bunlar orada kendi aralarında konuşuyorlar. Kuaför olan bayan Nazlı Hanım da kanser. Bunlar böyle konuşuyorlar. Bir taraftan da işte ben kendi işimi yaptırıyorum orada. Ama öyle bir anlatıyorlar ki böyle işte biri diyor ki 15. ameliyatı olacağım diyor. Biri de 4. kez ameliyatı olacakmış. Çok o kadar zayıf ki yürürken ona böyle bir kişi destek tutuyor. Çünkü galiba kasları incelmiş ve yürüyemiyormuş. Öbürü de diyor ki çapaya gittim diyor, randevu almış diğer bayanda. 4. diyor ameliyatı olacağım diyor. Ama diyor doktorlar diyor ki diyor bunun çaresi yok. Sürekli yeniledikçe kitleleri temizliyorlarmış. Orada böyle içim çok burkulmuştu ve onlarla paylaşmak istedim. Sonuçta Tanrı bizi hastalanalım ve kanser olalım ve sürünelim diye yaratmadı. Yani etrafıma bakıyorum, kutsal ruh diyor ki söylemen gerekli. Ama ben etrafıma bakıyorum, yok Rab diyorum, ben şimdi söyleyemem. Çünkü çok kalabalık diyorum, nasıl anlatacağım? Şimdi bana deli misin derler falan. Neyse oradan ayrıldım, eve geldim. Yok eve gitmedim işte, bir yere gittim. Eşime söyledim o güne, dedim ki ya kuaföre gittim dedim. Yani sanki orada kanserli bayanlar toplanmıştı. Ve dedim içim çok şey oldu dedim böyle. Aslında söylemem lazımdı onlara dedim.
böyle konuştuk, çok üzülmüştüm. Ve ertesi günü rüyamda orada bir tane daha teyze vardı. İşte o bir tane teyzeyle Nazlı ablayı rüyamda gördüm. Ve tamam, ertesi gün uyandığımda dedim ki zaten oraya uğrayacağım dedim. Ve dedim ben dedim o gün ona anlatacağım dedim. Tanrı'nın şifa veren Rab olduğunu dedim. Gittim, dükkanda gene birileri vardı. Bekledim. Yani bekledim, herkesin gitmesini bekledim. Herkes gitmedi. İki kişi orada hala vardı. Ve ben dedim ki ben anlatacağım dedim, ne olursa olsun dedim. Kadına dedim ki şey dedim, önce Nazlı Hanım dedim, sonra dedi ki bana abla diyebilirsin dedi. Tamam dedim. Nazlı abla dedim, biliyor musun dedim, Tanrı dedim senin dedim böyle kanserli olarak yaşamanı ve 15. kez ameliyat olmanı istemiyor dedim. Şaşırdı bu. Tanrı'nın isteği dedim senin dedim şifada yürümen dedim, sağlıklı olman dedim. Ve ben bunu anlattım şifa hakkında. Sonra Pastör Ergül'ün örneğini verdim. Ona Pastör Ergül'ün mucizesini anlattım. Dedim ki kilisemizde pastörümüz var dedim. Pastör Ergül dedim. Biliyor musun dedim özgür oldu ve şifasını aldı bu hastalıktan dedim. Seni dedim onunla tanıştıracağım ve dedim onun sana dua, o sana dua edecek dedim. Ve dedim sen tamamen özgür olacaksın dedim. Çünkü dedim onun dedim şifa mesedişi var dedim. Sonra ben ona bayağı anlattım ve kadın dedi ki gerçekten mi falan dedi ve yüreği çok açtı. Sonra gene çok yoğun oldu orası. Dedim ki akşam dedim 6:30 gibi gene geleceğim yanına dedim. Ve dedim sana dedim İncil getireceğim dedim. Orada bir tane daha teyze vardı. O dedi ben de geleyim mi dedi. Gelebilirsin tabii ki dedim. Akşam eve gittim. İşte 6 gibi, 5:30, 6 gibi önce Seta'yı aradım. Seta dedim böyle böyle gelir misin benimle dedim. Tamam dedi gelirim dedi. Birlikte gittik oraya tekrar. Kadın işte Nazlı ablayla müjdeyi paylaştık. Ve bizimle birlikte iman etti. Ondan sonra ona... Ona dua ettik. Ondan sonra Pastör Ergül'den onun için randevu almıştık çarşamba günü için. Çarşamba günü buraya geldik. Çarşamba günü Pastör Ergül ona dua etti. Ve çarşamba günü kiliseye geldiğinde Pastör Gadwill vaaz verirken bana bu tanıklığını anlattı. Ben dedi hayatımda dedi ona baktığımda dedi başka birini gördüm dedi. O kadar dedi sevgide yürüyen bir insan görmedim dedi. Benim dedi Afrikalılara karşı dedi şeyi varmış, gardları varmış ve asla bir Afrikalıya dokunamazdım dedi. Ama dedi öyle bir şey gördüm ki onda dedi, o gözlerinden dedi parlayan dedi ışık çıkıyordu dedi. Pastör Gadwill'in sunu vaazında bunları hissetmiş. Ve benim dedi tabularım yıkıldı dedi o gece orada dedi. Amin. Ben dedi sizin gibi bir ya bunu daha önce çok kiliseye götürmek istemişler ve birkaç kiliseye gitmiş. Ben dedi sizin gibi bir kilise daha önce görmedim dedi. Gerçekten dedi sizin kilisede sevgi var dedi. Ondan sonra onu eşimle de tanıştırmıştım. Ve sonra dedi ki şey dedi eşimden bahsetti. Dedi ki ya dedi o da dedi çok farklı geldi bana dedi. Yani dedi çok değişik bunlar dedi. Ben de dedim ki çok değişik değiller dedim. Tanrı'da yürüyorlar, Tanrı sevgisinde yürüyorlar dedim. Tanrı ne derse dedim tamamen dedim kutsal ruha bağlı ve kutsal ruh ne derse onu yapıyorlar dedim. Çarşamba akşamları bize katılacak çünkü mesediş altında dedim gel kal. Burada bizimle birlikte ol ki tamamen güçlen. Ve ondan sonra dün gittik. Dün ben gene oraya gittim sabah. İşim vardı orada, randevu almıştım. O arada bana dedi ki şey dedi böyle oturduk ya vaktin var mı konuşalım dedim tamam hadi konuşalım. Seta'yı çağırır mısın dedim ki Seta okula gidecek. Ara dedim müsaitse o da gelsin oturalım kahve içelim dedi tamam dedim. Neyse aradım Seta gene geldi biz oturduk tabii anlatıyoruz falan. Ondan sonra o teyze geldi Gönül teyze geldi. Zaten o yüreğimde vardı ikisi de vardı çünkü ben onları rüyamda görmüştüm. Ve o teyzeyle paylaştık o da iman etti. Bu insanlar gerçekten şu an zor durumlardan geçiyorlar. Ve ona dedim ki Nazlı ablaya, o dedim gelen genç bayan var dedim, kanser hastası dedim. Beni dedim onunla da tanıştırır mısın dedim. Onunla da onun müşterisiymiş çünkü o çok iyi tanıyor. Onunla tanışıp onunla da görüşmek istiyorum dedim. Ondan sonra beni aldı, eşinin dükkanına götürdü. Eşiyle oğlu vardı.
Ve eşiyle oğluna dua etmemi istedi. Sonra onun işi vardı. O gitti ve ben tek olduğum için dua edemedim. Ama eşinin sorduğu sorular çok güzeldi. Tamamen bir arayışta ve arayış içindeydi. Ben yıllardır dedi hep dedi arıyorum ama dedi hiçbir şey bulamadım dedi. Bütün hepsi dine bağlı dedi. Dine gidiyor falan dedi. Dedi anlattım ona biraz ama dedim ki ben dedim şimdi sizinle dua edemeyeceğim dedim. Sizi dedim eşim çünkü iki erkek olduğu için ve ben tektim orada. Sizi dedim eşimle tanıştıracağım dedim. Ve dedim o dedim merak ettiğiniz soruların hepsini sorar dedim. Yani Tanrı her yerde gerçekten işliyor ve tamamen kutsal ruha teslim olmalıyız. Ve ayrıca şunu da belirteyim gerçekten mesela Pastör Ergül'ün tanıklığını anlattığımda onlar çok şaşırdılar. Ve yani şey aldılar böyle hani güç aldılar, teşvik aldılar. Çünkü ona yapan Tanrı dedim sana da yapar dedim ve anlattım. Yani böyle hayat müjdeyi paylaşarak ve da işte hastalara gidip başka bir şey anlatarak maddi zorluktan geçenlere kendimi anlatıyorum. Yani böyle anlatarak onlara teşvik veriyoruz. Çünkü gerçekten aştığımız yani aşabildiğimiz şeylerdi bunlar Rabbin sayesinde tabii ki biz yapmadık. İsa yaptı. İsa'yı anlatmak gerçekten çok önemli. Amin. Halleluya. Rabb övgüler olsun. Ve bu gittiğimiz bayan Nazlı Hanım dedi ki ben bir seneden beri Rabb'e yalvarıyorum. Bir seneden beri diyorum ki bana bir Hristiyan gelsin ve ben nasıl iman edeyim, ne yapmam gerekiyor Hristiyan olabilmem için. Ve Rabb işte bizi yönlendirdi. Sinem kardeşimiz aracılığıyla ona müjdeyi duyurma fırsatı bulduk. Ve aynı zamanda ben de bir tanıklık vermek istiyorum. Ben bu hafta eşimin yanına gittim. Gittiğimde orası bayağı kalabalıktı. Esasında ben hem onu görmeye gittim hem de başka birine orada bulunan birine, hazır birine müjdeyi duyurmak için gitmiştim. Fakat o kişi orada yoktu ve eşim çok yoğundu. O anda başka bir kadın geldi şikayet etmeye eşimin yanına. Neyse eşim beni tanıştırdı kendisiyle. Bana dedi sende farklı bir şey var falan. Konuşmaya başladık. Kendisine baktığınızda Hindistanlı görünüyordu. Ama bana dönüp dedi ki ben dedi Yahudiyim. Ama benim sevincimi göreceksiniz. Ne kadar mutlu oldum. Ay dedim ben Yahudileri çok seviyorum falan. Yüreğim onlar için. Bana dedi ki ben sevmiyorum. Dedim neden sevmiyorsun falan. Neyse din bahsinden açıldı. Ben de ona fırsat oldu. İsa Mesih hakkında müjdeyi duyurdum. Kadın bana diyor ki mutlaka sen İsrail'e geleceksin. Sen İsrail'e gelmelisin. Senin yerin orada. Orada müjdeyi duyurman lazım. Fakat o kadar çok yoğundu ki orada fazla konuşamadık. Bana dedi lütfen dedi ne olur dedi. 13 yaşında bir oğlum var dedi. Onun için dua eder misin? Tamam dedim. Şimdi bu hafta içinde tekrar oraya gideceğim. 10 günlük burada ve oğluna dua etme fırsatım olacak. Gördüğümüz gibi gittiğimiz her yerde Rab insanlar bir arayış içinde, bir boşluk içinde onların kurtarıcısını bekliyor. Bizler bu hafta içinde tabii ki müjdelemeye devam edeceğiz. Pazartesi günü saat 7'de, salı günü saat 5'te, perşembe günü saat 5'te ve cumartesi günü İncil okulundan sonra diyeceğim ama İncil okulumuz yok. Cumartesi günü saat 7'de buluşup müjdelemeye gideceğiz. Eğer siz de katılmak isterseniz gelin birlikte müjdeyi paylaşalım. Teşekkür ediyorum. Haleluya. İşte gördüğünüz gibi insanlar genelde düşünüyor. Acaba ben de yapabilir miyim diye. Sen de yapabilirsin. Yerlerdesin. O farklı yerlerde sen de farklı kişilere ulaşabilirsin. Sen de o tanıklıkları getirebilirsin. Amin. Hiçbir zaman bu işi hafife almayacaksın. Ehlen ve sehlen. Su vaftizine gelenler 14 kişi. Haleluya. Amen. Haleluya. Nasıl sevmeyelim Rabbimiz için? Amin. Rab neler yapıyor görüyoruz değil mi? Hastalar iyileşiyor. Yürekler değişiyor. Bizi alıyor bir yerden bir yere getiriyor. O getirdiği yerde de bereketler böyle kapılar patır patır açılıyor. Ben galiba şimdi sarıldım.
Halleluya. Evet, şimdi Pastör Güçlü'den bir video mesajı olacak. Hep beraber onu izleyeceğiz. Halleluya Nehir ailesi, Pastör Güçlü burada. Hepinizi öpüyorum, hepinizi selamlıyorum, kucaklıyorum. İsa Mesih'in adıyla bereketliyorum. Amin. Tekrar sizlerle biraz Tanrı'nın sözünü paylaşma fırsatım olacak. Amin. Yüreğime Rabbin koyduğu bazı şeyler var, onları paylaşmak istiyorum. Ve aynı zamanda Ağustos'un son haftası için gelme planlarım var. Henüz tam planlar sabitlenmiş değil. Üzerine çalışıyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde bunu çözmem lazım. Bu konuda da dua edin. Hem sağlayış hem programı bir araya getirmek için bunları çözmem, bunları belirlemem lazım. Ama bunun dışında haleluya, Rab iyidir. Amin. Ve tabii ki bir bina arayışı içindeyiz. İstanbul'da kilisemizin daha büyük bir yere geçmesi bu büyük büyük bir ihtiyaç. Ve inanıyorum ki büyük bir şey olacak bu konuda. Birçok kiliseye, birçok hizmete bakıyorum Türkiye'de. Geri adım atıyorlar ve küçülmeye çalışıyorlar. Biz ileri adım atacağız, biz büyüyeceğiz. Tam zıttında, tam tersinde olacağız. Amin. Çünkü nehir ruhu budur zaten. Uyanış ruhu budur. Amin. Ama gözünüz, kulaklarınız açık olsun. Her hafta yeni yerlere bakıyoruz. Her gün çeşitli yerlere bakıyoruz. Ben de resimleri, videoları görüyorum. Bilgileri alıyorum ama henüz tam netleşmiş değil. Özellikle yüksek tavanlı bir yer bulmak gerçekten biraz meydan okuyucu İstanbul'da. Ve aynı zamanda imanım şu yönde, hazır bir yer olsun. Çok büyük iş olmayacak. Rab bize büyük lütuf verecek. Büyük bir kayırmasıyla hazır, çok güzel, temiz, kısa zamanda hazırlanabileceğimiz, kısa zamanda içine geçebileceğimiz bir yer olması. Ve bir geçiş dönemi olacak. Geçiş dönemleri gerçekten hem güzel, zevkli hem de zor dönemler. Biliyorum ki burada 6 aylık büyük bir bina projesinden sonra hala son, yani o 6 aydan sonra bile 2-3 aydır hala bugün bile bazı şeyler yapılıyordu. Yani binada binaların hazırlanması gerçekten zaman alıyor. Ama çünkü düşünecek olursam Türkiye'de değilim. Yani kim o büyük bir proje çıkarsa kim onu yönetecek? Ben bunları da düşünüyorum çünkü biliyorum nasıl büyük bir proje. Ve nelerle uğraşmamız gerektiğini ve aynı zamanda tabii Türkiye'de bina dediğimiz zaman sadece hani binadan bir yere geçmek değil, hükümetle, belediyeyle ilgili, ruhsatla ilgili işler de oluyor. Onların hepsinin çözülmesi gerekecek. Bu yüzden imanım hızlı bir şekilde güzel, hazır, temiz ve çok fazla iş ve masraf gerektirmeden hazırlayabileceğimiz, 1-2 ay içinde hazırlayabileceğimiz bir yere bir geçiş yapabilmemiz. Benim imanım bu yönde. Biliyorum oruç tutup dua ettiniz. Amin. Bu çok güzel. Oruç tutup dua etmek güzel. Ama imanımıza adımlar eklememiz gerekiyor. Amin. İmanımızın adımları olması gerekiyor. O adımlar da gidip aramak, bulmak, hazırlamak. Ve bu geçiş döneminde hep birlikte imanla büyük beklenti içinde gerekeni yapmamız gerekiyor. Geçiş dönemleri kolay zamanlar değildir. Zevklidir ama zor zamanlardır. Neden? Düşünecek olursan. İlyas'ı bir düşünün. Rab ona bir peygamberlik sözü söylemesini söylüyor. İşte kuraklık gelecek diye. Ve kuraklık geleceği zaman da diyor git Kerit Vadisi'nde gizlen. Neden? Çünkü verdiği söz doğrultusunda kötü kral Ahav onu öldürmek isteyecek. İzabel, Tanrı'nın peygamberliğini öldüren İzabel onu öldürmek isteyecek. Gidip gizlenecek. Kerit Vadisi'ne gidiyor. Amin. Eriye Ormanı'nın doğusunda. Ve orada diyor kargalara buyruk verdim gelip seni besleyecekler. Ve günlerce, haftalarca, birkaç ay hatta aylarca kargaların getirdiği sabah akşam dönerle beslendi. Amin. Et ve ekmek yedi. Ama ne oldu? Bir dönem sonra o ırmak kurumaya başladı. Değil mi? Dere kurumaya başladı. Ve o derenin kuruması da hemen öyle anında olmadı. Bir anda böyle musluğu keser, kapatır gibi o su kesilmedi. Yavaş yavaş kurumaya başladı. Belli oluyordu ki kurudu ta ki tamamen kuruyana kadar. Su kesilene kadar. Su azaldı ve tamamen kesildi. Ve sonunda kargalar da gelmemez oldu artık. Çünkü su kalmayınca ne oldu? O günler içinde bir sarsılma, bir hazırlanma, bir
rahatsızlık dönemi. Çünkü bir nevi hani Kerit Vadisi'ne gidiyorsun, başlangıçta Tanrı'nın sözü geliyor. Evet, çok sıra dışı bir şey ama ondan sonra alışıyorsun. Bir nevi alışıyorsun artık. İmanın belli bir yönde akmaya alışıyor. Ve o alıştıktan sonra da bir sarsılma olunca şimdi başka bir şeye alışman, başka bir şeye doğru hazırlanman, başka bir şeye doğru yönlenmen, başka bir beklenti yönünde hareket etmen gerekecek. Ne oldu ama sonunda Rabbin sözü geldi. Amin. Rab bize her mevsimde bir söz verir. Bunu daha önce paylaştım hatırlıyorsanız. Her mevsimin başlangıcında Yuhanna 1. bölümü hatırlarsanız 1. ayet başlangıçta söz vardı. Her dönemin başlangıcında Rab bir söz verecek. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. O söz Tanrı'dan geliyor ve o sözle sözü aldığınız zaman Tanrı sizinle birlikte oluyor. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey, yani o söz aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz ya da söz olmadan olmadı. Yani söz olmadan hayatınızda hiçbir şey olmayacak. Tanrı'dan bir söz almanız gerekiyor ki o söz o dönemin, o mevsimin başlangıcı olacak. Amin. Ondan sonra Rabbin sözü geldi. Kalk, Kerit Vadisi'ni terk et, oradan ayrıl ve Serafat'a git. Orada bir dul kadına buyruk verdim. O seni besleyecek. Şimdi kalkıp giderken düşünecek olursanız hemen öyle bir dakika sonra orada değildi. Bayağı bir yolculuk yaptı. Kerit Vadisi'nden, Eriya Nehri'nin doğusundan Serafat'a gitmek bayağı birkaç hafta bir yolculuk gerektirdi onun için. Ve o yolculukta düşünün nasıl beslendi tam olarak bilmiyoruz. Onu Rab söylemedi ama eminim ki İlyas bir iman sınanmasından geçti. Çünkü imanıyla oraya gitmesi gerekiyor. Bir bilinmeyene doğru, gerçi biliyor ama yine de bir bilinmeyen. Detayları bilmiyor. Bildiği tek şey kalk Serafat'a git, dul bir kadına buyruk verdim seni besleyecek. Çok basit. Amin. Hatta elçi Paulus elçinin işlerinde diyor ki Rab'den aldığı söz şehre git, yapılacakların orada sana verilecek. Sadece gitmesi gereken şehir söylendi. Şehre git, gerisini orada bulacaksın, orada göreceksin, orada sana açıklanacak. Amin. Ve bu hep iman gerektiriyor. Amin. Bunun için bilelim ki geçiş dönemlerinde de farklı bir iman kullanıyoruz. İmanımız farklı işliyor geçiş döneminde. Bir yerden başka bir yere ya da alıştığımız imanımızı nasıl kullanacağımızı, imanımızın nasıl işleyeceğini alıştığımız bir noktadan başka bir noktaya geçerken, A'dan B'ye geçerken unutmayalım ki Rab A ile B arasında da bizimle birlikte. Amin. Haleluya. Ve B'ye vardığımız zaman imanımız şimdi farklı yönde işleyecek. Artık kargalar gelmiyor. Kargalar kuşlar, bunlar hayvan. Konuşamazsın, edemezsin, dilleri yok. Amin. Kendi aklı yok. Rab ne derse her gün onu tık tık saatinde yaptılar. Sabah akşam geldiler. Sabah akşam geldiler ama şimdi Serafat'a gittiği zaman bir kadınla, dul bir kadınla muhatap olacak. Muhatabı değişiyor. Gak 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 yapan kargalar değil bunlar. Bir insan ve dul bir insan. Görüyor musunuz? O insanın da bir aklı var. O insanın da bir iradesi var. O insanın da itaat etmesi, o insanın da imana geçmesi gerekecek. Ve gördüğünüz gibi farklı faktörler devreye giriyor. Alıştığın iman, alışıla gelmiş artık işlemeyecek. İmanını farklı bir şekilde işlemesi gerekecek. Amin. Ve bu Rab'den bir söz. Gerçekten bazılarınız bazı durumlara alıştınız. Ve bundan dolayı değişemiyorsunuz. Bundan dolayı bir üst seviyeye çıkamıyorsunuz. Çünkü bir üst seviyeye çıkmanız için alışıla gelmiş olandan farklı bir şekilde imanınızın işlemesi gerekecek. Farklı adımlar atmanız gerekecek. Bir yerden başka bir yere ya da eğer boyut atlamak diyorsa bir boyuttan öbür boyuta geçti ya da bir seviyeden öbür seviyeye geçti İlyas gibi düşünecek olursak o geçiş döneminde imanını kullandı ve o yeni yerde de imanın farklı bir şekilde işlemesi gerekti. Ve Rab yeni faktörler, yeni insanlar ve yeni faktörler, yeni durumlar kattı hayatını ve o durumlarda galiplerden üstün olması gerekti. Amin. Rab'den her zaman bir söz olacaktır. İsa öğrencilerine ne dedi? Tekneye bindiler, öbür tarafa geçelim. Sonra kendisi gayet güzel mışıl mışıl uykuya daldı esenlik içinde. Niye? Çünkü öbür tarafa geçelim dedi. Tanrı'nın planı, Tanrı'nın amacı buydu. Öbür tarafa geçmek. Ama öbür tarafa geçerken, o yolculuk yaparken, o seyahat A'dan B noktasına giderken ortada fırtına koptu. Ve öğrenciler panik içinde. Öbür tarafa geçeceğiz diye düşünmüyorlar. Burada kalacağız ortada ve batacağız diye düşünüyorlar. Ve panik oldular ve korktular. İsa'yı kaldırıyorlar. İsa onlara kızdı.
korktukları için. Ama fırtınayı azarladı. Her taraf süt liman oldu. Fırtına dindi. Amin. Ve ondan sonra onlara dedi, niye korktunuz? Ben size söylemedim mi? Öbür tarafa geçeceğiz. İsa esenlik içinde uyuyor. Neden? Çünkü onun içindeki esenlik dışarıdaki kaostan daha büyüktü. İçimizdeki dışarıdakinden, dünyadakinden üstündür kardeşler. İçimizdeki esenlik dışımızdaki kaosa hakim olmalı. Dışınızdaki kaos ve karışıklık ve zorluk size hakim olursa, size egemen olursa korkuya kapılırsınız. Ortada kalıp batacağınıza inanırsınız. Ama Tanrı'nın sözüne inanmalısınız ve o Tanrı'nın sözü olmadan hiçbir şey hayatınızda gerçekleşmeyecek. Her şey için Tanrı'nın sözü vardır. Tanrı'nın sözünü almanız gerek. Çünkü Tanrı'nın sözü nedir? Tanrı'nın isteğidir, Tanrı'nın planıdır, Tanrı'nın iradesidir. Kardeşler, İstanbul'da 20 yıl içinde bunu gördüm. Defalarca gördüm. Birçok kişi farklı sebeplerden, farklı durumlardan, farklı kararlardan dolayı ya da farklı rüzgarların atmasıyla kendilerini İstanbul'da buldular kilisemizde. Ve onlara konuştuğum zaman fark ettim ki Tanrı'nın isteğini bilerek ya da Tanrı'nın sözünü bilerek oraya gelmediler. Ama ben her zaman şunu söylüyorum insanlara. Eğer Tanrı'nın isteğini bilmiyorsan ya da Tanrı'nın sözünü, Tanrı'dan bir söz almadıysan o zaman kal. Olduğun yerde kal. Amin. İki hata bir doğru yapmaz. Eğer bir hata, bir yanlış ya da bilmeden bir şekilde İstanbul'da kendini kilisemizde, Nehir Kilisesi'nde bulduysan o zaman orada kal. Amin. Tanrı'nın sesini işitip, Tanrı'nın sözünü bilerek gelmediysen İstanbul'a ama Tanrı seni İstanbul Nehir Kilisesi'ne getirdiyse bir amacı var. Bir sonraki adımında onun isteğini bilerek, Kutsal Ruh'un mesedişiyle ve imanla hareket etmeni istediği için Tanrı'nın sesini nasıl işiteceğini bilmiyorsan orada kal. Tanrı'nın sesini işitmeyi öğrenene kadar kal. Ve bir adım atma. Tanrı'nın sesini işitmeyi öğrenmek de öyle bir gecede olacak, bir günde olacak, bir pazar toplantısında olacak iş değil. Rab'de büyümen lazım. Amin. Öğrenci olarak yetiştirme kurslarımız var. Yaşam Nehri. 12 ders. Bunları al. Kutsal Kitap Okulu'na gel, her toplantıya gel, Tanrı dua etmeyi öğren, kutsalla vaftiz olup dillerle dua etmeyi öğren ve aynı zamanda kendini ve amaçlarını ve iradeni ve planlarını pastörlere teslim et. Çünkü Kutsal Kitap ne diyor? İki ya da üç kişinin ağzıyla her söz doğrulansın. Bazı insanlar bana gelip diyor ki, Rab'den işittim, hadi ben gidiyorum. Aa öyle mi? Hadi yolun açık olsun. Çünkü bana danışmaya gelmiyorlar. Sadece Rab dedi ki deyip verdikleri kararları bana söylemeye geliyorlar. Ama karar sürecine pastörlerini kesinlikle dahil etmelisin. Ve başka olgun imanları dahil etmelisin. Çünkü Kutsal Kitap diyor ki danışmanların çokluğuyla zafer kazanılır, savaş kazanılır. Ve bir savaş var. Etrafımızda bir savaş var. Ve hayatında gerçekten tanrısal danışmanlara ihtiyacın olacak. Kutsal Ruh'tan işitebilen ve sana yol gösterebilecek kişiler. O yüzden teslim olmayı öğrenmek çok önemli. Amin. Ve bütün kararlarımızı, özellikle hayatımızdaki büyük kararları, amin, sınamalıyız. Her söz sınanmalıdır diyor Kutsal Kitap. Ruhları ve sözü sınamalısın. Aa ben duydum, hadi koşturacağım. Hayır. Bazen insanlar yönü hissediyorlar ama zamanlamayı kaçırıyorlar. Doğru yön, yanlış zaman yine bir felaketle sonuçlanacaktır. O yüzden Rab'den işittiğinize emin olun. Amin. Ve o söz doğrulansın. O sözü sınayın, eleyin, ateşten geçirin, sözden geçirin, pastörden geçirin, duadan geçirin ve o söz üzerinde bekleyin ki %100 Rab'den işittim de %100 eminim de emin olduğum için amin deyip de amin dediğim için imanla, çünkü emin olmak, amin, iman hepsi aslında aynı kelime, biliyor musunuz? Aynı yerden geliyor. O yüzden eminim, amin diyebilirim, başkaları da amin diyebiliyor ve imanla adım atabilirim diyebilmelisin ki haleluya, Rabbin sağlayışını, Rabbin yönlendirmesini hayatında yaşayabilesin ve emin olabilesin. Çünkü eğer Kerit Vadisi'ndeki ırmak kuruduktan sonra İlyas kendi kafasına göre gitseydi açlıktan ölecekti, susuzluktan ölecekti. Ama Rab'den aldığı söz doğrultusuna adım attı ve gitti. Şimdi yeni bir yere geçti. O ve geçiş döneminde de
imanımız farklı işleyecektir ve yeni vardığımız yerde ya da yeni seviyede ya da yeni noktada da imanımız farklı işleyecektir. İnanıyorum ki ben İstanbul Nehir Kilisesi bir geçiş döneminde, hatta iki senedir bu oluyor zaten, amin. Pastör Gülben ve ben İstanbul'dan West Palm Beach'e taşındığımızdan beri bir geçiş dönemindeyiz ve yeni bir döneme daha gireceğiz. Ve Türkiye aslında yeni bir döneme giriyor, onu söyleyeyim. Orta Doğu'da bir esenlik ve bir refah dönemi olacak ve müjde için büyük kapılar açılacak. Ondan sonra en büyük son sarsılma gelecek. Ama şimdi bir refah ve bir esenlik dönemine doğru gideceğiz. Böyle görünmese bile Rab gerçekten büyük bereket ve refah akıtacak. İman edenlere ve imanla yaşayanlar üzerine ve bizler için gerçekten yeni bir dönem olacak. Bunu unutmayın, bunu bilin. Haleluya. Ve bu geçiş döneminde de izin verin. Bazılarınız da bazı şeylere alıştınız. Alıştığınız için imanla bir üst seviyeye geçemiyorsunuz. Alıştığınız şeyden artık imanla bir üst seviyeye geçme zamanı geldi kardeşler. Bu yüzden sizi teşvik etmek istiyorum bu konuda. Amin. Rabbin size gereken değişikliği yapmasına izin verin. İmanla hareket edin. Ve bu özellikle bu yeni binamız için iman edelim ki Rab bize hazır bir yer versin, hızlı bir şekilde olsun her şey. Ama yine de bu herkesin emeğini, duasını, parasını, sunusunu, hizmetini ve alın terini gerektirecektir ve bilek gücünü ve çabasını gerektirecektir. İman edelim çünkü benim imanım bu yönde. Avrasya Uyanış Konferansı'nı yeni binamızda yapalım, yeni yerimizde yapalım. Amin. Çok güzel olmaz mı böyle? Dua edelim ve arayalım, bu yeri bulacağız. Rab bize bir kapı açacak, buna eminim. Amin. Bu yönde dua etmeliyiz, bu yönde hareket etmeliyiz ve bu yönde kendimizi hazırlamalıyız. Çünkü bu hazırlık dönemi ilginç olacak ama zevkli olacak ama zor olacak. Ama hep birlikte bunu yapacağız. Amin. Ve bunun için iman etmeliyiz. Haleluya. Ve imanınızı da bu yönde kullanmalısınız ve imanınız sadece ondalıkta da olmamalı. Ondalığınızı veriyorsanız Tanrı'nın sizden gerektirdiğini yapıyorsunuz. Tanrı'nın sizden gerektirdiğinin ötesine geçmek istiyorsanız sunularınızı vermelisiniz. Radikal bir şekilde vermelisiniz. Kendinizi vermelisiniz. Her şeyinizi vermelisiniz. Zamanınızı vermelisiniz. Kutsal Kitap okuluna gelmelisiniz. Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü. Tanrı'nın sesini işitmeyi bilmiyorsanız Tanrı'nın sesini işitmeyi öğrenin. Tanrı'nın sesini işitmeden, Tanrı'nın isteğini bilmeden o kadar çok adım atan, harekete geçen insan gördüm ki yıllar içinde. Bilmiyorsan olduğun yerde kal, sabret, öğren, olgunlaş ki Tanrı'nın sesini işitebilesin, Tanrı'nın sözünü bilebilesin ve bu söz onaylandıktan sonra da gereken adımları atabilesin. Amin. İşte insanlar bu şekilde kaçırıyorlar. Haleluya. Evet, yakında tekrar sizlerle birlikte olmak büyük arzum ve özlemim. Ama bu zamana kadar, amin. İmanla devam ediyoruz. Haleluya. Dunamis Gençlik Kampı var önümüzdeki ayın sonunda. Ondan sonra tekrar Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü'nün yeni akademik yılına gireceğiz. Yolumuza devam kardeşler. Müjdeyi duyurmaya devam. Kutsal Ruh'un ateşini ve uyanış ateşini korumaya, yakmaya, körüklemeye ve yaymaya devam. Canlara ulaşmaya devam. Rab bizimle. Rabbin lütfu üzerinizde olsun. Bol bol bereket üzerinizde olsun. Şimdi ondalık ve sunularımızı hazırlayalım. Rabbe getirelim. Amin. Pastör Galbi veya Pastör Hamdi kim gelecekse şimdi gelip size gereken bilgileri aktaracaklar, dua edecekler. Hepinizi çok seviyorum. Rab sizi bolca bereketlesin. Hoşça kalın. Haleluya. Haleluya. Biz de o zaman Rabbe tapınmaya devam edeceğiz. Görevli kardeşler ayağa kalksın. Ondalık ve sunum vermek isteyenler elini kaldırsın. Gördüğünüz gibi bu hizmetin siz de birer parçasısınız. Verdiğiniz sunularla bu hizmet yürüyor. Amin. Verdiğiniz sunularla bu hizmet yürüyor. Ve bizim kilisemiz verici bir kilise. Amin. Her zaman, her durumda, hiç çekinmeden, soru sormadan
hizmetimizi devam ettiriyoruz ve veriyoruz. Bu neden böyleymiş? Şu, sadece geliyorlar, diyorlar ki Pastor Hamdi kutsal kitap bitti, sorun yok, hemen sipariş verelim. Pastor Hamdi İncil'ler bitti, sorun yok, hemen sipariş verelim. Ama bunları sipariş verdiğimiz zaman yayın kuruluşu bunları bize bedavaya göndermiyor. Her şeyin bir ücreti var. Amin. İstemek kolay ama onun karşılığının yerini bulmak lazım. Ben sizleri teşvik ediyorum, beni iyi dinleyin. Biz elimizden geldiği kadar kardeşlerin yardımıyla devamlı yer bakıyoruz. Gidiyoruz. Öyle telefonla değil bu işler. Bu işler bizzat gidiyoruz, görüyoruz, bakıyoruz. Berkay bize gönderiyor, devamlı sağ olsun araştırıyor. Gidiyoruz, Pastor Galvi'yle alıyoruz, Pastor Prisile'yi alıyoruz, gidiyoruz bakıyoruz. Şu şöyledir, bu böyledir ama daha henüz uygun bir yer çıkmadı. Amacımız Pastor Güçlü'nün dediği gibi çok fazla masrafa getiren bir yeri kısa zamanda hazırlayamayız. Şimdi hangi aydayız? Temmuz. Bugün Temmuz'un 21'i. Hop bitecek. Ağustos'a gireceğiz. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım bitti. Bu önümüzdeki 3 ay içinde. Bu sefer de gençlerin kampı geliyor. Bunu da geliyor derken zaman akıp gidiyor. Bakın 7. aya geldik. Hala inanamıyorum. Amin. Onun için değerli kardeşler, eğer uygun bir yer bulursanız, geniş, yüksek tavanlı, toplantı salonu olabilecek gibi yer, hemen bizle temasa geçin. Hemen bize mesaj atın. Beni, Pastör Leyla'yı, Pastör Ergül'ü, Pastör Galvi'yi, kimi bulursanız atın, şurada şurada şöyle bir yer var diye gidelim, biz etüt edelim. Biz bıkmadan gidiyoruz. Amin. Bugüne kadar devamı bakıyoruz. Baktığımız yerlerde henüz uygun bir yer olmadı. Ama olacak. Amin. Tohum ekiyoruz. Siz de tohum ekiyorsunuz. Bu tohumlar Tanrı'nın egemenliğiyle bu ülkede bizim aracılığımızla canların sarsılması için önemli. Müjde duyuluyor. Bir ayak, maddi konuda ikinci ayak. Bunların hepsini gördüğünüz gibi bu etrafınıza bir bakın. Rab neler sağladı. Bunlar hep sizin katkılarınızla oluyor. Bizim cebimizden çıkan bir şey değil. Ben de bir iman olarak ondalımı veriyorum. Ben de sunumu veriyorum. Niye? Çünkü Tanrı'dan hem kişisel olarak hem hizmet için beklentilerim var. Pastör Güçlü'nün vizyonu neydi? 1 milyon cana ulaşmak. Bu vizyon arkasında duranlar bu vizyonu destekleyecekler. Ki Tanrı da seni destekleyecekler. Sabredeceksin, Tanrı'nın zamanını bekleyeceksin. Herkes hazır mı? Sunu vermek isteyenler var mı? Elini kaldırsın. Orada 2 el var. Zarf ver. Maya. Verildi mi? O zaman bir sepeti buraya koyalım. Bir arka sepeti. Dua edeceğiz. Ondan sonra sulam. Rab şükrediyorum senin sözüne. Bu tohumlar Rab bizim kısa zamanda yeni yerimize geçmemiz için olacak. Canlara ulaşmamız için Rab. Ve dışarı çıkıp müjdeyi paylaşan kardeşlerin tanıklıklarını duyuyoruz Rab. Dışarıda kaybolan canlar var. Hasta olan canlar var. Umut bekleyen canlar var. Biz onlar için bir umut, bir ışık olmalıyız. Onun için şükrediyorum Rab. Bu tohumlar, bu ekilen tohumlar hem bu hizmeti bereketlesin, hem verenleri bereketlesin. İsa Mesih'in adıyla. Amin. O zaman sunusu hazır olanlar gelip Rab bereketlesin. Tapınma grubunu çağırıyorum. Harika bir ilahimiz olacak. Halleluya. Lütfen hep beraber ayağa kalkalım. Halleluya. We'll be right back.
Kurtuluş yeni bir sayfadır. Uzak yürekler iman eder. Bedel ise kalıcıdır. Sevgim bitmez. Sevgim taşırsın bizleri dünya dışlarken, örtersin bizleri sonsuz lütfunla. Sevgin engel tanımaz, sevgin engel tanımaz, sevgin engel tanımaz. Amin. Rab, senin varlığın için şükrediyoruz. Senin sözün bugün Rab, hazır olanlar ve hazır olmak isteyenler için bir çağrı olacak. Ve ben inanıyorum ki Rab, gerçek su vaftizinin ne olduğunu kutsal kitap bize açıkça anlatacak. Ve değerli kardeşlerim bundan bereket alacaklar. Ve şükrediyorum Rab, bu kararı verenler için ve karar vermek de olanlar için Rab. Onların sen yüreklerine dokun. Bu fırsatı kaçırmasınlar diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Herkes ne diyor? Amin. Oturabilirsiniz. Bugün öğreti yapacağım. Ve bu öğretiden büyük bereket alacağınıza inanıyorum. Bugün topluluğumuzda yoğun bir şekilde su vaftizi yapacağız. Amin. Amin.
Su vaftizi çok farklı şekilde, çeşitli farklı ideolojide olan kiliselerde bugüne kadar uygulandı ve uygulanmaya da devam ediyor. Ve bununla ilgili çok sorular alıyoruz. Ve bu sorularda onlara anlatmaya çalışıyoruz. Mesela bazı kardeşler farklı mezheplerde ve bunu açıkçası mesela Katolik ve Ortodoks mezheplerinde, buna bağlı mezheplerde bebek vaftizine inanıyorlar. Ve bugün çok kimse diyor ki ben bebekken ailem söyledi vaftiz olmuşum. Yok öyle bir şey. Yani bir bebek insan, biraz sonra daha değineceğim. Onun için bugün bunu burada olanlar ve bizi izleyenler için su vaftizinin kutsal kitaba dayalı ayetlerle sizlere öğreteceğim. Ve o zaman anlayacaksınız ki bugün İslam'ın Nehir Kilisesi kurulduğundan beri kutsal kitaba dayalı su vaftizi yapmıştır. Sayısını şu anda kesin bilemiyorum ama başladığımızdan itibaren en az 15-20 kişilik gruplar halinde yıllardır, yılda en az iki defa olmak üzere su vaftizi yaptık. Bakın ben ilk iman ettiğim zaman Amerika'da katıldığım vaftiz kilisesine bana dediler ki su vaftizi olman lazım. Ben yeni bir imanlıyım. Daha belki bir hafta oldu. Su vaftizi nedir diye sordum. Yok dediler, elbise giyeceksin. Kilisenin oradaki havuza seni batıracağız. Millet seni alkışlayacağız. O zaman dedim ben eşim Türkiye'de bekliyorum o gelsin. Onunla beraber vaftiz olalım diye. Bize beyaz elbise giydirdiler. Gittik oraya. İsa'yı tanıyor musun, iman ettim, ediyorum. O lafı hatırlıyorum, söyledim. Bizi suya batırdılar, gitti. Ama sudan çıktıktan sonra bir şeyler oldu böyle. Zor yürüdüm. Ondan sonra çünkü anladım yani kutsal ruh bana dokundu. Zaten kutsal ruh vaftiz olmuş bir kişi olarak. Sonra Nehir Kilisesi'nde bir gün Pastor Radney'nin gerçek anlamda su vaftizi ile ilgili öğretisini duydum. Ve o zaman anladım ki benim tekrar su vaftizi olmam lazım. Çünkü su vaftizi biraz sonra söyleyeceğim gibi basit bir olay, bir seremoni değil. Anlatabiliyor muyum? Su vaftizinde gömülmek meselesi var. Grekçe'de baptizodan gelen. Baptizo Grekçe kelimesinde gömülmek, batırılmak anlamına geliyor. Sonra orada anladım ki niye suya batırılıyoruz? Niye suya gömülüyoruz? Sadece su vaftizi seremonisini herkesin önünde yapmak için mi? Hayır. Suya gömüldüğümüz anda bazı şeyleri orada gömmemiz gerekiyor. Bazı tutkular, benlikten kalan takıntılar, pürüzler, onları bugün de su vaftizi olacak kardeşlere suya girmeden evvel söyleyeceğim orada da. Diyeceğim ki bir karar ver. Bugün neleri gömmek istiyorsun? Bir takım şeyleri gömeceksin. Sudan çıktığın zaman yeni bir doğuşu sahip olacaksın. Amin. Su vaftizi Tanrı'nın kiliseye verdiği bir yetkidir. Amin. Çağrı yapılır, kilisenin önderleri çağrıyı yapar, anlatır, izah eder su vaftizini. Yoksa bir kişiyi bilinçlendirmeden suya sokamazsın. Ama en önemlisi bir kişinin iman etmesi gerekiyor. Yoksa günahkar, kuru günahkar olarak suya girersin, ıslak günahkar olarak çıkarsın. İsa Mesih'e iman edip tövbe etmiş bir kardeşin ikinci adımı su vaftizidir. Pastor ben kutsal ruhla dolmak istiyorum, Tanrı'ya yaklaşmak istiyorum. Su vaftizi oldu mu? Düşünüyorum. Olmaz. Su vaftizi olmadan, ikinci adımı tamamlamadan üçüncü adıma geçemezsin. Geçmemen gerekiyor. Amin. Onun için biz her zaman uyarıyoruz. Ve zaten bu da kutsal kitapta açıkça belirtilmiştir. Ve insanların tanık olduğu bir ortamda yapıyoruz. Bir grup haline geleceğiz. Bugün toplanacağız. Dua edeceğiz. Orada da herkes önünde su vaftizi olacak ve herkes alkışlayacak. Bu böyle olacak. Bizim inancımızda
gizli kapaklı hiçbir olay olamaz. Her şey toplumun önünde. İsa çarmıhta, toplumun önünde. Değil mi? İsa çarmıhı toplumun önünde asıldı. Orada öldü. Amin. Ve üçüncü gün dirildi. Ve toplum geldiği zaman mezarın boş olduğunu gördü. Hiç gizli kapaklı bir şey yok. Her şey açık ve seçik. Amin. Ve aynı zamanda bir su vaftizi olaraktan İsa'ya olan imanımızı kanıtlıyoruz, gösteriyoruz. Topluma. Amin. Ve bu su vaftizi bizim Mesih'teki kimliğimizi gösteriyor. Şuna inanır mısınız? Mesih'te hepimizin yeni bir kimliği var. Nasıl eskiden bizim nüfus cüzdanlarımız vardı, değil mi? Şimdi hükümet yeni şey çıkarttı, yeni kimlik alıyoruz, değil mi? Küçücük bir değişim oldu. İşte biz de böyle eski kimliği atıp yeni bir kimliğe sahip oluyoruz İsa Mesih'te. Biz benlik için öleceğiz. Amin. Eski yaşam için öleceğiz. Yeni yaşama kavuşmak için canlanacağız. Amin. Kutsal kitaplarımızı açalım. Matta 3. bölüm. Matta 3. Bu 3. bölüm başlığına bakarsan Yahya'nın çağrısı diyor. Yahya ne çağrı yapıyordu? Yahya insanları tövbe çağrısına çağırıyor ve suya batırıyordu nehirde, değil mi? Ne diyor? Bunun hepsini okuyacak değilim. Yahya diyor ki, gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür diyor. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruh ve ateşle vaftiz edecek diyor. Bu sırada İsa Şeria irmağında Yahya'nın yanına geliyor. Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyor Yahya. Alçak gönüllülükle onun kim olduğunu görüyor. Ama İsa ne cevap veriyor? Hayır diyor. Sen burada yetkilisin. Sen burada otoritersin. İsa Mesih alçak gönüllülükle diyor ki sen beni vaftiz edeceksin. Sen beni suya gömeceksin. Amin. Ve ne yapıyor? İsa Mesih su vaftizi oluyor. Ve İsa vaftiz olur, sudan çıktı diyor. O anda gökler açıldı ve İsa'nın üzerine kutsal ruhun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. O bir şekil, kutsal ruh üzerine iniyor. Senin de bugün, bazen biz su vaftizi yaptığımız zaman bazı kardeşlerden havuzdan çıkamıyorlar. Amin. Çünkü bilinçli bir şekilde suya giren bir insan, orada bir takım şeyleri gömdükten sonra, değil mi? Ölüyorsun, gömülüyorsun, yeni yaşama kavuşuyorsun. Kavuştuğun zaman yeni yaşamdan alıyorsun kutsal ruhla. Çok önemli. Ben bugün sizi teşvik ediyorum. Suya girmeden evvel karar vereceksin. Diyeceksin ki Rab, benim hayatımda seni istemediğin bazı tutkular var. Bunlar ne olabilir? Ben bilmiyorum. Rab biliyor, sen biliyorsun. Neleri bırakmak istiyorsun, suya gömmek istiyorsun? İşte bu senin için bir fırsat. Amin. Haleluya. Biz ne diyoruz? İsa bize ne dedi? Gidin dünyanın her tarafına müjdeyi paylaşın. Onları Baba, Oğul ve Kutsal adıyla vaftiz edin dedi. Buna su vaftizi de dahil. Ve bugün bizim söyleyeceğimiz o. Size soracağız. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcın olarak kabul ettin mi? Senin vereceğin cevap evet. Ben İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim. Amin. Biz de ne diyeceğiz? Tanrı'nın bize verdiği yetkiyle biz de seni Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz ediyoruz. İşte sen orada vaftiz olacaksın. Seni suya batıracağız. Bu
Çok önemli bir olay. Pastör Radni dedi ki, o kadar çok talep var ki dedi, bunu bugün denizde yapacağız dedi. Tampa'nın Clearwater plajında büyük bir uzunlamaya vardı. Çadırlar kuruldu. Herkes geldi. Biz de ismimizi yazdırdık, girdik. Sıraya dizdik. Ve Pastör Radni iş söyledi. Hepimiz güp tuzlu suya, deniz suyuna battık, çıktık. Ben çıkamadım suyun içinden. Beni sürüklediler. Kıyıya beni yatırdılar. Ben bilmiyorum ne kadar zaman sonra kendime geldim. Ertesi gün iş yerine geldiğim zaman bir kardeş geldi dedi ki, ya ne yapıyordun kumsalda dedi, bayılmışsın dedi. Niye dedim? Oranın lokal gazetesi gelip benim resmimi çekmiş. Burama kadar deniz suyu geliyor. Islak bir vaziyette ben böyle sanki boğulacak gibi bir durum olmuş ya, birisi seni kenara taşımış gibi. Dedim ki işte bu harika benim bir tanıklığım. Ona anlatmaya çalıştım ne olduğunu. Niye ama öğrendim. Amin. Birisi bana gerçek su vaftizinin ne anlama geldiğini anlattı. Yoksa şöyle söylerim. Herkes mayosunu giyirsin. Havuzun kenarına gelsin kardeşler. Ben 1-2-3 diye sayacağım. Hep beraber cüp diye havuza atlayın. Bu su vaftizi olabilir mi? Olamaz. Tamamen Tanrı'nın ilkelerine, onun prensiplerine aykırı. Yahya'ya geldi. Sen dedi beni su vaftizi yapacaksın. Niye? Çünkü sen burada Tanrı'nın mesedişi altındasın. Tövbe çağrısı yapıyorsun. Ben de aynı şeyi yapacağım. Sen beni suya batıracaksın. Amin. Romalılar 6. bölüm. Haleluya. Anlaşılıyor mu? Romalılar 6. bölüm 3. ayet. Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misin? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. İşte açıkça söylüyor burada su vaftizinin ne olduğunu. Onunla birlikte diyor. İsa Mesih'in sembolünü biz su vaftizinde deniyoruz. Çarmıha gitmeden. Anlaşabildin mi? Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Sudan çıktıktan sonra İsa Mesih gibi yeniden doğuşu alıyoruz. Haleluya. Amin. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih ile birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. İşte bugün biz suya girdiğimiz zaman eski kimliğinde ölüyoruz. Amin. Mesih ile birlikte ölmüşsek onunla birlikte yaşayacağımızı da inanıyoruz. İşte anahtar bu. Mesih ile birlikte yaşayacağına inanıyorum diyeceksin. Amin. Onun için değerli kardeşler, düşünmeye hiç gerek yok. İman etmiş bir kişinin ikinci adımı aynı kutsal kitap öğretisine göre su vaftizi olması. Amin. Ve bizler de sizler için bu zemini hazırlıyoruz. Sizin yapacağınız itaat etmek. Biz kimseyi zorlamıyoruz. İsa da zorlamadı kimseyi. Ama ne yaptı? Sözünü gönderdi ki, sözüm insanların yüreğinde yer yapsın. İtaatkar bir yüreğe sahip olsunlar diye. Ben İsa'yı çok seviyorum. İtaat ediyor musun? İsa'nın sevgisi sadece dudaklarda değil, yürekte olmalı, yürekte. Amin. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerine egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur.
sürmekten de olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Amin. Ve biz de bugün ölüm, gömülmek ve dirilmek işte bugün su vaftizinde uygulanacak bir olay kişi için. Suya girdiğimiz zaman ölüm bizi günahtan özgür bırakıyor. Diriliş ise yeni bir yaşam getiriyor. Yeni bir yaşam. Hayattaki çalıyı çırpıyı bugün suyun içine bırakman lazım. Nedir seni rahatsız eden? Tanrı'nın sende beğenmediği şey nedir? Ya da sen tam değişime ulaşamadın, ulaşmak istiyorsun ama önündeki engeller var. Nefret mi? Kıskançlık mı? Nedir? Onun adını sen koyacaksın. Ben bilemem, benimki farklı. Ayşe'ninki de Fatma, Hasan'ınki de farklı. Laf gelişi. Amin. Herkesin farklı durumları var. Sen o duruma göre kendini ayarlayacaksın. Amin. Haleluya. Koleseller 2. bölüm. İşte ayetlerle izah etmeye çalışıyorum. Dedim ya bugün öğreti var. Ve ben istedim kutsal ruh güçlü bir şekilde burada çalışıyor. Amin. Koleseller 2. bölüm 11. ayet. Buldunuz mu? Herkes anlıyor mu? Evet. Haleluya. Rosikarama sikaramandoro boşikeleramandolo resiperemandele. Oh, haleluya. Koleseller 2:11. Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnetle onda sünnet edildiniz. Vaftiz de onunla birlikte gömüldünüz. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Görüyor musunuz ne kadar farklı ayetlerle bize yol gösteriyor? Amin. Çok farklı Tanrı sözü, çok farklı şekilde gelerek insanları bilgilendirmek, uyarmak istiyor. Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken Tanrı sizi Mesih ile birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı. İşte böyle bir bağışlayan Rab'be sahibiz İsa'ya geldiğin zaman. Amin. Onun adını alıp ona iman ettiğin zaman, onu yüreğine aldığın anda bütün günahların siliniyor. Çünkü Mesih o anda sendeki bütün günahlarını çarmıhta üstüne almış oldu. Sen daha doğmadan evvel, doğduktan sonra onu tanımazken bile İsa seninle ilgiliydi. Biz hiçbir zaman fark etmedik. Ben öyle şeyler oldu ki hayatımda hiç fark etmedim. Hep başka şeylere yorumladım. Ama sonra derin derin düşündüğüm zaman her zaman şunu düşünmüşümdür. Bir Türk olarak Türkiye'de çok iyi bir işim, tahsil hayatım, eşimin öyle, çocuklarım burada olduğu zaman neden bir anda olaylar karşılaştık ve Tanrı beni aldı Amerika'ya götürdü. Ve öyle zor şartlardaydı ki gittiğim zaman Amerika'ya tanıdığım yardım edecek hiçbir kimse yok. Lisanımı daha iyi geliştirmem lazım. Ve 15 sene kimse bizle müjdeyi paylaşmadı. Ve eşim kapı kapı satış yapan bir elemandı. Bazen gidiyordu Hristiyanların evine bayanlarla. Ve inanır mısın ben o zamanlar Müslüman olarak camiye gidiyordum. Ama içimdeki boşluktan dolayı kendimi tatmin edebilmek için acaba Tanrı'yı memnun edebilir miyim? Çocuklarla bir araya gelebilir mi gibi dualarla işte orada kendimi avutuyordum. Ve yıllar sonra düşündüm.
Neden bize değil de güçlü üniversitede arkadaşı imana getirdi? Bizden belki 1000 küsur mil ötede üniversite arkadaşı, Baptist bir üniversite arkadaşı. Kendisinin tanıklığını biliyorsun, ona değinmeyeceğim. Düşün, bütün bunların hepsi Tanrı'nın planıymış. Nereden nereye? Bazen yüzüstü kapanıyorum. Rabbe büyük şükranlarımı sunuyorum. Rab diyorum, hayatımızda neler yaptın? Hak etmediğimiz şeyleri bize verdin. Ama itaatkar olduğumuz için hiçbir zaman mı acaba şüpheyle şuna bakmadık? Git dediği zaman Tanrı sözünün gerçek olduğuna inandık ve Pastör Güçlü geldi. Ben Türkiye'ye geleceğimi hiçbir zaman düşünmedim. Açıkça söylüyorum, Tanrı yüreğim biliyor. Yalan söylemeye gerek yok. Türkiye şöyle, Türkiye böyle, kalabalık, toz. Mazeretlerim hiçbir zaman Tanrı'yı memnun etmedi. Buna rağmen öyle şeyler oldu ki, Türkiye kesin dönüş yapmadan defalarca Türkiye'ye geldim imanlı bir şekilde. İnanabiliyor musun? İlk ziyareti, en önemli imanlı ziyareti 1999 yılında büyük depremin olduğu zaman geldim. Kutsal Kitap Okulu öğrencilerini getirdim, 6 kişi. Düşünüyorum, o kadar insanın içinde, Pastör Hamdi nerede? Neden desin bunu? Bir Türk olduğum için mi? Yok. Diğer gelen arkadaşlar hepsi Amerikalı. İşte Tanrı hepimiz için bir plan yapıyor. Diyeceksin ki bunun su vaftizinin ne alakası var? Öyle bir alakası var ki. İtaatkar olacaksın. Tanrı sözünü hayatına uygulayacaksın. Pastör Güçlü vizyondan bahsederken ne dedi? Bir seviyeden bir seviyeye çıkarken dedi, aradaki öbelaf olmuyor. Bir zorluklar olacak. Sen o zorlukları imanla aşabiliyor musun? Ama itaatkar olacaksın. Bir hizmet sunuyoruz. Alanlar memnun oluyor. Tanrı'nın bereketine giriyor. Almayanlar hala düşünüyor. Hı, acaba? Nedir? Bu kadar basit bir olay. Tanrı sözü. Vaftiz, benliğin ilişkilerinin çarmıha gerilmesi veya benliğin yürekten sünnet edilmesidir diyor bu ayet. Durumlar nereden kaynaklanır biliyor musun? Benlikten kaynaklanır. Bugün insanlar bir türlü karar veriyorlar ama kararları yapamıyorlar. Geçen haftaki vaazimi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Değişime hazır mısın diye. Bugün mesaj geliyor. O kadar dışarıdan ilgi göstermişler ki diyorlar ki yaşantımız değişiyor. Ama bizim kilise kardeşlerin hiç okuduğunu görmüyorum. Arşive bakıyorum. Ayetleri bile yazmıyorsunuz. Amin. Hiç kimse diyemez ki benim benliğim tamamen değişti. Benimki değişmedi. Sizinki değişti mi tamamen? Nasıl değiştireceğiz? Tanrı sözüyle. Sadece sıkıştığımız zaman mı Tanrı'ya geleceğiz? Sadece ihtiyacımız olduğu zaman mı ona yakaracağız? Ah, Tanrım yardım et. Hayır. Hayatın her şeyi en güzel olduğu zaman Tanrı'ya daha fazla bağlanacaksın. Tanrı'yı yücelteceksin. Onunla övüneceksin, gurur duyduğunu söyleyeceksin. Ki en sıkıntılı zamanlarda sana el veren o olacak. Başka hiç kimse değil. İnsan eli beni kurtarmadı. Beni Tanrı'nın eli kurtardı dokunduğu zaman. Haleluya. Grekçe'de dedim, baptizo, gömülmek, suya gömülmek. Onun için hiçbir zaman bizle münakaşa etmeye kalkıyorlar. Diyorlar ki,
bebek vaftizi. Bebek vaftizi diye bir şey yok. Bebek adanması var. Biz kilisemizde de yapıyoruz. Yeni çocuğu olmuş kardeşlerimizi getiriyorlar. Onu adıyoruz, Rabbe dua ediyoruz. Rabbin onu korumasını, şifa vermesini ilan ediyoruz. Amen. Yoksa elimizdeki bir kutsal su, kutsal su diye bir şey yok, su sudur. Tanrı'nın verdiği bir su. Kutsal ruh diye alıp da böyle suratına fıskırtmak, kafasına su da dökmek. Tamamen ritüeller bunlar kardeşler. Seni gerçek anlamda su vaftizi olduğunu kanıtlamaz. Niye Yahya o zaman İsa'nın kafasına bir kova su dökmedi nehirde? Gülüyoruz, komik olduğunu hepimiz biliyoruz. Amin. Adam beni suya batır dedi Yahya'ya. 2. Korintliler 5. Devam mı? Evet. Peki o zaman. Birkaç ayet daha vereyim. 2. Korintliler 5. bölüm. 17 ve 21. Haleluya. Sevinç güzeldir, sevin. Sevinin Rab'de. 17. Bir kimse Mesih ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. O zaman benden sonra herkes bunu tekrarlasın. Yüksek sesle. Ben Mesih'te yeni yaratığım. Eski şeylerim geçti. Yeni şeylerim oluştu. Amin. O zaman Rabbe övgü sunulacağız. Ayet öyle diyor. Bir kimse Mesih ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Haleluya. Amin. Amin. Ve bize barıştırma görevini verdi. İşte anahtar bu. Bu anahtarı alacak kişiler var bugün burada. Bir türlü insanları bağışlayamıyorsunuz. Onun için istediğiniz şeye ulaşamıyorsunuz. Dualarınıza cevap alamıyorsunuz. Tanrı'ya yaklaşamıyorsunuz. Niye? Çünkü Tanrı'nın sizi barıştırdığı gibi siz de başkalarını barıştıramıyorsunuz. Ama bilmiyorsun pastör, öyle şeyler oldu ki yani. Olabilir. Olabilir. Bana da neler oldu? Bana da neler oldu? En yakın iş ortağım bana şöyle dedi Amerika'da. Hamdi, işler çok güzel dedi. Büyük bir dedi karımız var dedi. Senin karının hesapların dedi $4,000 dedi. Çekini gönderiyorum dedi. Ben dedim tamam çok güzel. Ben dedim Florida'ya gidiyorum yeni iş durumuna. Gönder dedim. Bir hafta, 15 gün, bir ay. Aradım bir gün. Dedim ki ya adres doğru mu dedim sana verdiğim. Evet doğru. Dedim çeki görmüyorum. Nerede dedim bizim $4,000? Ya dedi muhasebeci hata yapmış dedi. Biz dedi evenmişiz dedi. Yani berabermişiz dedi. Ha öyle mi dedim. O zaman güle güle sen kullan dedim. İnsanların hepsi sahtekar. Ama biz Rab'de dürüst olmalıyız. İş yerinde dürüst. Çalışma ortamında dürüst. Kilisede imanda dürüst. Ve Tanrı'ya itaatkar olmalıyız. Tanrı yap diyorsa yapacaksın, yapma diyorsa yapmayacaksın. İtaat bundan kaynaklanıyor. Ben her şeyi biliyorum felsefesinden insanların kurtulması lazım. Bazı insanlar çok konuşuyorlar, her şeyi biliyorlar. Bazen soruyor şu konuda ne düşünüyorsun diye. Ben diyorum ki hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü benim fikrim herkesin vereceği bir fikir gibi. Ama bir imanlı sorarsa bu konuda ne düşünüyorsun diye, o zaman kutsal kitaba gitmem gerekir randevu alıp.
Tamam, sorunu aldım. Teşekkür ederim. Bana zaman ver. Ben bir hazırlanayım demem lazım. Babamın kitabına gitmem lazım o zaman. Amin. Bakalım o kitapta arkadaşın için Rab ne gibi sözler bulacak? Nasıl bir ayet verecek? Aktarayım ona. Boş konuşmanın hiçbir anlamı yok. Çok boş konuşan var. Boş tencere gibi. Tak 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 tak. Şöyle ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Aldığın emanete sahip olacaksın. Eğer o emaneti kaybedersen Tanrı'ya karşı olan saygınlığını yitirirsin. Tanrı sana güveniyor ve sana bir emanet veriyor. Barıştırma emaneti. Eğer birisini bir laf söylersen konuşmana dikkat edeceksin. Şakanın da bir limiti vardır. Esprinin de bir limiti vardır. Kişileri tanımadan başkalarından duyduğun şeylerle kişi hakkında fikir ya da yorum yapamazsın. Ona dedikodu denir. İşte bugün bazı insanlar o dedikodu tuzumunu gömecek belki. Amin. 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 Ehlen. Böylece Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyor. Onun adına yalvarıyoruz. Tanrı'yla barışın. Niye insanlar Tanrı'ya küsüyor? Niye biz iman çağrısında yeniden adanma diyoruz? Çünkü insanlar durumlar oluyor hayatında. İlişkisi bozuluyor. Farklı ilişkiler vardır. Onun detayına girmeyeceğim. İlişkisi bozulduğu zaman yürekte bir kırıklık oluyor. Ya da çok sevdiği birini kaybediyor. Ben onun için çok dua ettim. Niye böyle oldu? Tanrı'yı suçluyor. Ya bunun gibi çok farklı şeyler. Finansal durumlar, ruhsal durumlar, ilişkiler. O zaman insanlar diyor ki ya Rab bunlar neden oldu? Ama hiçbir zaman insanlar aynaya bakıp kendisini test etmiyor. Hayatta durumlar olacak. Sen onu kontrol edemezsin. Bir gün Afrika'da Pastor Rodney bir hastaya getirmişler. Her zaman bunu anlatır. Yeni hizmete başladığı zaman gençtim diyor. Dua etmiş. Şifasını alsın diye. Bir gün sonra kilisenin pastörü telefon etmiş. Rodney demiş dün dua ettiğin vardı ya hastaydı. Öldü. Çok üzüldüm diyor. Nasıl olur ya benim imanım sarsıldı. Kusarı ona konuşmuş. Rodney demiş. Devam demiş. Devam. Sen üzerine düşeni yaptın. O zaten ölecekti. Devam. Hiçbir zaman suçu üstüne alma. Sen imanla dua ettin. Tamam. Sen görevini yaptın. Devam. Amin. Tanrı ile insanlar küsüyor. Niye küsüyorsun kardeşim? Sana her şeyi veren, senin için büyük bir ücret ödemiş biri, bir Rabbim var. İhtiyacın olan Tanrım var. Nasıl onu incitebilirsin ki? Nasıl kutsal ruhu incitebilirsin ki? Amin. Sevmelisin, tapınmalısın, onu yüceltmelisin, övmelisin. Hayatındaki en ufak şeyler için demelisin, Rabbim sana aşığım ben. Ey benim kutsal babam. Güzel şeyler söylemelisin. Belki onun için ilahi söylemen lazım. Belki şiir yazman lazım onun adını okuman için. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Senin ve benim için o arada var ya lama lama sabaktan ediyor. Tanrım niye beni terk ettin? Var ya şu kadarcık bir mesafede. Bütün günahlarımızı yükledik. Tanrı günahkarı seviyor ama günaha karşı. İsa'da da olduğu için o arada oldu. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Amin. Biz yeni bir yaratığız ve bizleri günahın yerini doğruluk, diğer adıyla aklanma almıştır. Biz aklandık.
temizlendik Mesih'in sayesinde. O günahkar elbiseyi, kısveti attık üstümüzden. Onun için bizden katı yüreği aldı, etten bir yürek verdi ki o yürekte onun istediği gibi olgunlaşalım diye. Ruhsal meyve verelim diye. Haleluya. Bizler artık günahın kölesi değiliz. Bizler yeni yaşamda Rabbin çocuklarıyız. Amin. 1. Petrus 3. Burada tufandan bahsediyor. Tufan da bir yerde su vaftizini simgeliyor. Bütün doğru olmayanlar suya gömülüyor. Ama doğru olanlar aklanarak gemi sayesinde kurtuluyor. Çağrıyı yaptı. Ama katılım azdı değil mi? Belki 120 sene sürdü adamın gemiyi yapması. Ve Rab dedi, tufan gelecek, hazır ol. Herkese çağrıyı yaptı. Belki yapılan o büyük, artık kayık da demeyelim, o gemi mi diyelim, ne diyelim, Tanrı'nı bir insan 120 senede nasıl inşa eder? Bugün hani turistik gemiler var ya, Titanic falan diyorlar. Onun gibi bir şey olması lazım. Her türlü evcil ve vahşi hayvanları diyor, çağırdı diyor. Belki hayvan sayısı insanlardan fazlaydı. Sadece ailesi geldi. Ve bugün doğru olmayanlar kaybolacak. Tanrı'ya karşı gelenler, ben onu tanımıyorum diyenler, Tanrı'dan uzaklaşanlar, maalesef iblisin kucağına düşecek. İblisin tuzakları o insanları ele geçirecek. Onun için uyanık olman lazım. Tuzağa düşmemek için uyanık olacaksın. İtaatkar bir yüreğe sahip olacaksın. Tanrı'nın istediklerini yerine getireceksin. Bu bize Mesih'in kurtarıcı olduğunu gösteriyor. Gemi tahtadan yapıldığı için o da çarmıhı singeliyor. Çarmıhı singeliyor. Sonuçta bizler su vaftizli olarak herkese Hristiyan olduğumuzu ilan ediyoruz. İsa'nın sayesinde eski hayatımızı ve yaşantımızı gömüp yeniden dirilerek yeni bir hayata başladığımızı kanıtlıyoruz. İlan ediyoruz. Ve ritüellerden tamamen uzaklaşıp gerçek su vaftizi olmamız gerekiyor. Kutsal kitapta bebek vaftiziyle ilgili herhangi bir ayet var mı, söz var mı? Hayır. Var mı? Hayır. İsa bize örnek oldu. Nasıl vaftiz olmamız gerektiğini söyledi. Amin. Ama birinci şart, bir imanın su vaftizi olabilmesi için ya da bir kişinin su vaftizi olabilmesi için İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmesi gerekiyor. Ve su vaftizi olacak insanların yetişkin ve su vaftizi manasını anlayacak seviyede olması gerekiyor. Bak bir kere daha vurguluyorum. Onun için işte bir bebek vaftizi insanlar söylüyor. Bugün sabahleyin de bir kardeşimiz geldi mi gelmedi mi? O söyledi. Ben Ortodoks Kilisesi'nde ailem benim bebekken
vaptiz olduğumu kafama su döktüklerini söylüyorlar pastör. Su vaptizimiz mi dedi. Hayır dedim. Ona anlatmaya çalıştım. Sevindi. O zaman dedi ben bu akşam su vaftizi olmak istiyorum. Adımı yazar mısınız? Haleluya. Bilgilendirmemiz lazım insanları. Amin. Yok. Yetişkin olmayan bir insan nasıl bebek vaftizi olabilir? Bebek karnı acıktığı zaman ınga der. Affedersin altını pislediği zaman temizlensin ister. Konuşamaz. Ama bir insan yetişkin aklına geldiği zaman, onu anlattığın zaman ha der. Şimdi ben anlıyorum. İsa Mesih'e iman etmem gerekiyor. Onu Rabbim ve kurtarıcım, efendim olarak kabul etmem gerekiyor. Sonra da ikinci adım olarak su vaftiz olmam gerekiyor. Bebek vaftiz olamaz. Çünkü yeni antlaşmada bebek vaftizi ile ilgili bir kayıt yok. Amin. 1. Yuhanna son ayeti veriyorum. 1. Yuhanna 5. bölüm. Altıncı ayet. Suyla ve kanla gelen İsa Mesih'tir. Amin. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. Buna tanıklık eden ruhtur. Çünkü ruh gerçektir. Şöyle ki tanıklık edenler üçtür. Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. Halleluya. Su vaftizi dünyaya bizim Tanrı'nın çocukları olduğumuzu kanıtlamaktadır. Ve biz bunu yaşıyoruz. Yaşamalıyız. Amin. Halleluya. Halleluya. Nasıl bereket aldınız mı? Gerçek su vaftizinde olduğunu anlaşıldı mı? Bugün su vaftizi olarak değerli kardeşlerim, sizin için çok önemli. Bir karar verdiniz. Ve biliyorum bu kararı siz yürekten verdiniz. Ve bugün su vaftizinde neleri suya gömmek istiyorsanız bireysel olarak onu yapacaksınız. Ve bugün yeni doğuşu alacaksın sudan çıktıktan sonra. Amin. Eski şeyden takıntılar varsa gömülecek. Çünkü onların artık bizim yeni yaşantımızda hiçbir yeri yok. Hiçbir anlam taşımıyor. Takıntılardan kurtulmanın tek yolu itaatkar bir yüreğe sahip olmak. Kutsal kitabın önderliğinde yaşantımızı değiştirebiliriz. İyi bir öğrenci olmamız lazım. Tanrı sözünü algılamamız lazım. Ve o imanı bir eyleme geçirmemiz lazım. Eylemde nedir? Uygulama. Uygulamadığın sürece hiç anlayamazsın bunun ne olduğunu. Ama itaat edip uyguladığın zaman o zaman anlayacaksın. Her alanda böyle. Amin. Her alanda böyle. Hiçbir zaman olaylara ve durumlara şüpheyle yaklaşmayacaksın. Çünkü şüpheyi senin iradende ve düşüncelerinde doğuran iblistir. Sana mani olmaya çalışan odur. Sen biraz daha bekle ya, olmadın derler. Biliyor musunuz? Bana çok söylüyorlar. Bazı kiliselerde diyorlar, şu kadar dersleri bitirmen lazım, şu kadar beklemen lazım, 2 sene. Ya bu kadar komik bir şey olamaz. Sen bugün iman et, bu akşam biz seni suya batırırız. Su vaftizi yaparız. Niye? Kutsal kitapta öyle. Hiç bizi kutsal kitapta bir zaman birimi var mı? İsa yürüdü Şerimana. Yahya dedi beni su vaftizi yap. Yahya onu suya batırdı, bitti. Doğru mu? Eğer kutsal kitapta Tanrı sözü deseydi ki Hamdi senin 2 sene daha beklemen lazım iman ettikten sonra o zaman ben 2 sene daha bekleyecektim. Ama öyle bir durum olmadı ki. Onun için bilinçli bir şekilde Tanrı sözünü aktarmamız gerekiyor yüreklere. Bu bizim görevimiz.
Yapmadığımız bir şeyi size aktaramayız. Tanrı'nın önünde yalancı duruma düşeriz. Ve onun da büyük bir suçu var. Amin. Amin. Herkesin başını önüne eğip gözlerini kapamasını istiyorum. Hiç kimse konuşmayacak, hiç kimse kıpırdamayacak. Başlar önde, gözler kapalı. Biraz evvel söylediğim gibi, değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, su vaftizi olabilmesi için bir kişinin ilk önce İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı, efendisi olarak kabul etmesi gerekiyor. Belki aramıza bazı kişiler ilk defa İsa Mesih'e iman etmek için bugün bir karar verecek. Sorum şu. Bugün ölecek olsan, geleceğini nerede geçireceğinden emin misin? Ama bugün İsa'ya gelmekle ondan emin olabilirsin. Çünkü İsa sana yeni bir yaşam verecek. Yeni yaşamda senin gerçek yerin cennet olacak. Eğer bugün burada ve internetten bizi izleyenler ilk defa Rabbe gelip yüreğini açıp onu hayatına almak isteyenler varsa sizin için ve sizinle beraber burada topluluk önünde dua edeceğim. İkinci çağrım, belki daha evvel İsa Mesih'e yüreğinizi verdiniz. Ama geçen zaman içinde öyle durumlar oldu ki, biraz önce söylediğim gibi bozuk ilişkiler, çok sevdiğiniz bir kişinin kaybı, finansal durumlar, yanlış işler, yanlış uygulamalar, Tanrı'dan uzaklaşmalarla yüreğiniz soğudu, o ateş küllendi. Ama şunu söylüyorum, Rab sizi o kadar çok seviyor ki, hala sizi bekliyor. Onun için bugün yüreğinizi açaraktan tekrar ona adanabilirsiniz. İlk sevginize dönebilirsiniz. Yüreğinizdeki ateşi körüklemesine, onu canlandırmasına izin verebilirsiniz. Eğer aramızda böyle kardeş varsa sizin için sizinle beraber burada dua edeceğim. Son çağrım ise belki İsa Mesih'e yürekten inanıyorsun. Ama bir türlü kurtuluşundan emin değilsin. Sağdan soldan gelen fısıltılar sende şüphe yaratıyor. Ama bugün gerçekten Rab'deysen, ona geldiysen kurtuluşun gerçektir. Eğer aramızda böyle kardeş varsa sizin için ve sizinle beraber dua edeceğim. Şimdi 3 çağrı yaptım. Herkesin dikkatle dinlemesini istiyorum. İlk defa İsa Mesih'e iman etmek isteyenler, yeniden Rab'be gelip adanmak isteyenler ve kurtuluşundan emin olmak isteyenler varsa aramızda, İsa Mesih'in adıyla şu anda elinizi kaldırın. Pastör benim için dua et. İsa'ya gelmek istiyorum. İsa'ya gelmek istiyorum. Elinizi görüyorum. Rab bereket etsin. İsa'nın adıyla elinizi görüyorum. İsa'nın adıyla. İlk defa iman etmek isteyenler, yeniden adanmak isteyenler ve kurtuluşundan emin olmak isteyenler var mı? Elinizi indirebilirsiniz. Herkesin bakmasını rica ediyorum. Bu bölümde bu çağrıya elinizi kaldırmadığınız zaman katılmak isteyen var mı? İlk defa iman etmek isteyenler, yeniden adanmak isteyenler ve kurtuluşundan emin olmak isteyenler var mı bu bölümde? Bu bölümde ön taraf ve arka tarafta elinizi kaldırmadınız ama bu çağrıya cevap vermek isteyen var mı? Pastör, bu çağrıya cevap vermek istiyorum. Yüreğimi İsa Mesih'e vermek istiyorum. Bugün yeniden İsa ile yeni bir yaşama başlamak istiyorum. Günahlarımdan arınmak istiyorum diyen var mı bu bölümde? Elini kaldırsın. Var mı? Elini kaldıran iki kardeş var bayan. Lütfen ayağa kalkar mısınız? Buraya kadar gelin. Sizin için de beraber dua edeceğim. Siz de buyurun, siz de alayım. Haleluya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün iyi bir karar verdiniz. Hangi
çağrıya cevap verdiysen hiç fark etmiyor. Bir dua yapacağız. Bu dua hepsini kapsayacak. Ve bugün Rab sizin yüreğinizi, sevgisini, lütfunu, merhametini dolduracak. Amin. Bütün günahlarınız bağışlanacak. Yeniden aklanacaksınız. Amin. Ama bir dua etmemiz lazım. Herkesin gözünü kapatmasını ve sağ elini göğe doğru kaldırmasını, bütün bereket oradan gelecek. Ve benden sonra yüksek sesle tekrar edeceksiniz. Sevgili Rab İsa, şu anda yüreğime gel. Katı yüreği al, etten yüreği ver. Bu yüreğimi sevginle, merhametinle, lütfunla doldur. Kutsal Ruh, şu anda iç varlığımı senin ruhunla doldurmak istiyorum. Beni yıkamanı, beni temizlemeni, beni aklamanı istiyorum. Ben seni Rabbim, kurtarıcım, efendim olarak kabul ediyorum. Yürekten inanıyorum. Ve bunu yaşayacağıma söz veriyorum. Teşekkür ediyorum Rab. Bana bu fırsatı verdiğin için. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Halleluya. Bana bakmanızı rica ediyorum. Bir ayet okuyacağım. Bu verdiğiniz karar ne kadar ciddi olduğunu size burada söyleyeceğim. Romalılar 10. bölümde. Diyor ki, İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden diriltme yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanın ağzıyla açıklayarak da kurtulur. Siz de şimdi imanınızı ağzınızla açıkladınız. Bütün günahlarınız bağışlandı. Amin. Bütün geçmişiniz silindi. Artık geçmiş yok. Şu andan itibaren Rabbin çocuğu oldunuz. Onunla berabersiniz. Size tavsiye ediyorum. Eğer bir kiliseye bağlı değilseniz, Rab'de büyümek istiyorsanız, İstanbul Nehir Kilisesi burası, kapımız size açık. Buraya gelip Tanrı sözünü öğrenmeniz lazım. Kutsal kitaba sahip olup Tanrı sözünü okumanız lazım. Çünkü bunun daha devamı var. Ve bu devamda Rab sizi ruhta büyütmek istiyor. Amin. Halleluya. 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 Amin. Ben de dua edeceğim. Rab, dua ediyorum bu kardeşim için Rab. Bugün verdiği kararda Rab, sen onunla beraber ol. Aklandı, temizlendi. Onun yeni yaşantısında sen ona yol göster. Rab, dua ediyorum bu değerli kardeş için de Rab. Sen onun hayatında çalış, yüreğini doldur. Bundan sonraki hayatı tamamen senin elinde olsun. Rab, dua ediyorum bu kardeşim için de. Yeni yaşantısını ona yol göster, ona bilgelik ver Rab. Doğru işler yapmasını sağla. Teşekkür ediyorum Rab bu kardeşi içinde. Ona yol göster, onunla beraber ol Rab. Rab, teşekkür ediyorum bu kardeşi için. Onunla beraber ol Rab, ona yol göster. Onun yüreğini artık senin eline teslim ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla Rab. Halleluya. Görevli kardeşler ya. Halleluya. Sizi arkaya gönderebilirim. Bakın orada bir bayan var. El sallıyor. Size konuşacak. Size bir kitap hediye edecek. Onu görebilir misiniz? Arkada bakın el sallıyor. Sinem kardeş lütfen oraya gelin. Sonra oturabilirsiniz yerinize. Dikkat etmeniz gerekiyor. İsa'nın adıyla Rab. Kardeşimizi koru. Şifa ver. Amin. İnternetten iman eden var mıydı? Dua isteklerini alayım.
dua isteyen Karanfilka, ailede her şey ters gidiyor, dua edin. Yesa Valit, kızım meme kanseri, 31 yaşında, dua edin. Mani, Rumine yani Bulgaristan, çocuğum için dua edin, adı İsmail Ali, konuşamıyor, işitmiyor. Nihal Hanım, uyku problemim var. Mustafa Ali, kızım ve bebeği için dua edin. Bütün bu dua isteklerine el koyup dua edeceğiz. Herkesin elini uzatmasını istiyorum. Sevgili Rabbi İsa, yazarak bize dua isteklerini gönderen bütün bu kardeşlerin dualarını birer birer okuduk Rab. Bu duaları sana kaldırıyorum Rab. Sen bunların cevabını verecek olan Rab'sin. Sen şifa vericisin Rab. Senin şifanla Rab, kanserler iyileşecek. Konuşamayanların dili açılacak. İşitmeyenlerin kulağı açılacak. 31 yaşındaki bayanın meme kanserini iptal ediyoruz Rab. Onu rahatsız eden bütün kökü kurutuyoruz İsa'nın adıyla. Ve İsa'nın şifasını ilan ediyoruz. Ve dua ediyorum Rab, insanlara esenlik ver. Onlara doğru yolu göster. Ve çocuklar için dua ediyorum Rab. Onlara yardım et, bilgelik ver ailelerine. Onları iyi bir şekilde eğitsinler. Uyku rahatsızlığı çeken bayan, sana bu rahatsızlığı vereni İsa'nın adıyla kovuyoruz. Sakın kötü ruhlara herhangi bir şeyler inanma. Dua et yatmadan evvel. Ellerini kaldır, İsa'ya dua et ve onun lütfunu üzerine ilan et. Sonra da mışıl mışıl uyuyacaksın. Amin. Teşekkür ederiz Rabbim, bütün bu dualar senin sayende. Sen gelir misin şu meme kanseri olan bayan için dua et. İki tane kanser şeyi var. Halleluya. Rab sana bu. Halleluya. Rab sana bu kanser vakalarını getiriyoruz. Ve hastalık senden değil. Ve bu kanser yok etmek, mahvetmek için geliyor. Ve bu iblisten gelen bir şey. Bu kanseri İsa Mesih'in adıyla kınıyorum. Kökünden kurumasını emrediyorum İsa'nın adıyla. Kutsal ruhunla gel ve bu kişileri başlarının tepesinden ayaklarının ucuna kadar hem tazele hem içten bu ne kötü hücre varsa hepsini atsınlar. Tertemiz olup pak olsunlar ve senin için tanık olsunlar. Haleluya. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Hep beraber ellerimizi kaldırıp Rab'be şükredelim. Rab, senin bugün sözün bugün yüreklerde Rab yer yaptı ve yer yapmaya devam edecek. Bugün Rab senin gerçek vaptizini anlatmaya çalıştık ayetlerle, sözünle Rab. Ve bugün su vaptizi olacak kardeşler. Sen onların hayatında Rab çalış. Bugün verdikleri kararlarla beraber onlara destekçi ol diye dua ediyorum Rab. Sen onlara yol göster, bilgelik ver. Doğru adım atmalarını, Rab'de olmalarını, Rabbin egemenliğini ve doğrunun arkasından gitmelerini, seni izlemeleri için Rab. Onlara güç ver Rab. Ruhsal güç ver Rab. Kutsal ruhunla doldur Rab. Onları kutsal ruhunla da aynı zamanda vaptiz et. Ve şükrediyorum Rab. Sen bunları yapabilen Rab'sin.
Rab seni seviyoruz. Senin varlığına, senin sevgine, senin şefkatine, senin lütfuna her an ihtiyacımız var. Bütün yüceliği, bütün görkemi sana veriyoruz. Seni seviyoruz Rab. Bizleri ruhunla doldurduğun için, bize sınırsız armağanlar verdiğin için, güzel gelecekler hazırladığın için Rab. Ey lütufkar babamız, seni yüceltiyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Haleluya. Bizi izleyenler internetten, Rabbim bütün bereket lütfu üzerinize olsun. Çarşamba akşamı görüşmek üzere. Hoşça kalın.